Değerli izleyenler merhabalar. Bir istikamet programımızla daha karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündemine dair konu başlıklarından belirlemiş olduğumuz ülkemizin asli gündem konularında yine değerlendireceğimiz, analizlerini yapacağımız bir programımıza daha başlıyoruz. Bugün Konya'nın 20. ve 21. dönem milletvekillerinden Veysel Can'dan bizimle birlikte olacak. Türkiye gündemiyle birlikte aynı zamanda dünya gündemi diyebileceğimiz dış politikanın dahilinde konuşabileceğimiz birçok nokta da var. Onları da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Onu da ifade etmiş olalım. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben meseleye Erbakan haftasıyla başlamak istiyorum müsaadeniz olursa. Tabii programlar tertip edildi. Önümüzdeki haftada icra edilecek, gerçekleşecek. Hem Anadolu Gençlik Derneği hem de Saadet Partisi'nin programları olacak hafta içerisinde. Uzun süredir de devam ediyor. Algılamak ya da anlayabilmek ya da anlaşılabilir olması açısından Türk siyaset tarihinde herhalde en çok net ifadelerle gerçekçi konuşanlardan birisiydi Necmettin Erbakan. Ama az önce bizden önce de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Konya İl Başkanı televizyonumuzda konuktuk. Parti mensupları da mesela anlaşılamadı diye ifade ettiler Necmettin Erbakan hakkında. Size sormak isterim. Ayrıca sizin bakış açınızda bugünkü değerlendirmelerle önceki zaman dilimi nasıl olacak? Yani anlaşılamadı demek belki günah çıkartmak anlamındadır. Yani Erbakan misali insanlar belki 50-100 yılda bir geliyorlar. 5 defa partisi kapatılan bir siyasi lider. Bana göre anlayan anladı aslında. Hala da kurduğu parti devam ediyor. Görüşlerini anlatmaya. 40 yıldır söyledikleri siyasi aranda da hepsi doğru çıktı. Mesela günümüzden bir örnek vermek gerekirse hep diyordu ki bu İsrail projesi, Büyük Orta Doğu projesi, işte anlamayanlar BOP'a eş başkanı oldular. Ama bugün Suriye ile ilgili Sayın Erbakan'ın konuşmaları var. Büyük Orta Doğu projesi İsrail projesidir. İslam ülkelerini 22'den 55'e çıkaracaklar, bölecekler. Önce Irak işgal edilecek, sonra Suriye. Bunlar olmadan önce öngörüyle söylenen sözler. Sıra İran ve Türkiye'dedir. Ve şimdi içine düştüğümüz durum, şu anda yaşadığımız durum, onun ne kadar daha uzağa görebildiği, tahmin edebildiği bir durum. Ayrıca şunu söylemek lazım. Yani Milli Görüş Hareketi ahlaki ve manevi değerlere çok ağırlık veren bir hareket. Yani maneviyat olmadan hiçbir şey olmaz anlayışından gelen bir ekolden. İşte birileri geldi. Dedi ki biz bu gömleği çıkartırız. Çıkarttığımız gömlekle de ABD ile de İşte efendim İsrail'le de ilişki kurarız, müttefik oluruz dedi. Ülkenin geldiği durum belli. Bana göre şöyle yapmak lazım. Hep böyle eskiye takılıp kalmak yerine Erbakan'ın görüşleri neydi, ne söyledi? Bana göre anlaşıldı. Belki de millet de anladı. Ama artık bu bir algı operasyonudur. Siyasetin bir medya ayağı vardır. Bu medya ayağıyla algılar oluşturulur. Efendim bir dış güçlerle işbirliği vardır. Yani bir partiler kurulurken bir proje olarak kuruluyorlar. İşbirliği olmaksızın olmaz mı? Medya olmaksızın büyük ayağı olmaz. Bugün olduğu gibi işte. Dış güçlersiz olmaz mı? O da olmaz. Yani nasıl olduğunu görüyoruz işte. Refah Partisi'nin nasıl parçalandığını. Şimdi Refah Partisi... Ama Erbakan'ın partilerinin göreve gelmesi de dış güçlerin etkisiyle mi oldu yani? Yok. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Refah Partisi %22 ile birinci parti oldu. 151 milletvekili çıkardı. 28 Şubat'ta anketler %67 gösteriyordu. Ve o dediğimiz mihraklar, Büyük Orta Doğu Projesi'nin sahibi olan emperyalist güçler dediler ki bunu kapatmakla olmuyor. Her kapattığımızda Refah Partisi büyüyor. Enteresandır. O kapatma raporları hepsi bende var. Mahkemenin verdiği kararlar var. Hepsinin altında şu yazılı. Efendim İslam hukuku üzerine bir devlet kurma çalışmaları gibi değerlendirildi yani. O açıdan dediler ki biz bunu ancak bu partinin içinden biriyle bölersek başarıya ulaşabiliriz dedi. Onlar anket yaptılar yurt dışından.
Bu anketleri bile biz gördük. Bu anketlerde kim oy alabilir dediler. Belirli birilerini desteklediler ve proje partisi olarak çıktı. Ve bugün de işte 15-16 yıldır bu AK Parti için idare ediyor diyor. AK Parti için söylüyorsunuz. Yani o AK Parti için onu yaptılar, CHP için bant yaptılar, öbür için kaset yaptılar, hepsini yaptılar. Mesela rahmetli Erbakan'ın bir söylemi var, son yayınlarından bir tanesi. 2010 yılında Habertürk yayında sunucu soruyor. Ben size siyasi liderleri sormak istiyorum diyor. Kemal Kılıçdaroğlu diyor, o bir savcıdır diyor. Devlet Bahçeli diyor, o birlik ve beraberlik düşüncesi olabilen birisidir diyor. Deniz Baykal diyor, birlikte beraber çalıştığımız dönem oldu hükümet döneminde diyor. Ve sonrasında Recep Tayyip Erdoğan denildiğinde de orada bir dakika durun, uzun uzadıya bunu konuşmamız lazım. Bu tek kelimeyle cevaplanacak bir şey değil diye ifade ediyor. Doğru. Sizin bakış açınız da mı bu doğrudur? Aşağı yukarı aynıdır, doğrudur. Tabii. Peki, Erbakan hata yapmamış mıdır? Olmaz mı? İnsanlar hep hata yaparlar. Evvela ben yani hata yapmamış derken insan hata yapar. Ama şu hata değildi yani. Düşünce planında ortaya getirdiği projelerde hata yoktu yani. Hata yoktu. Ama birilerinin projelerini bozmuştu yani. Yani siz Orta Doğu'da, evet. Siz Orta Doğu'da bir Büyük Orta Doğu projesi yapacaksanız, Irak'ı işgal edeceksiniz. Bakın ben o tarihte parlamentodayım. Ve o zaman Anasol M hükümeti var. Tamam. Ve o zaman Sayın Recai Kutan Genel Başkanımız, kendisiyle beraber şeye gittik. Sayın Ecevit'i ziyarete gittik. Ve o Kıbrıs konusu vardı o zaman. Avrupa Birliği'ne giriyordu. Rumları alıyorlardı. O zamanki hükümetin politikası, Kıbrıs Rum kesimine girerse, Avrupa Birliği'ne girerse, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türkiye'ye ilhak edilecekti. İki, Irak işgaline de karşıydı. Sayın Ecevit de öyleydi ve orada Bahçeli de vardı. Hükümetteydi. Mesut Yılmaz da vardı. Biz o görüşmelerde, ben bulundum, bizzat bulundum görüşmelerde Sayın Kutan'ın yanında. O zaman o hükümet de devrildi. O hükümet de düşürüldü. Ve işte 28 Şubat oldu. Yeni hükümetler kuruldu vesaire. Netice ne oldu? Irak işgal edildi ama. Yani o dönemde şu çok tartışıldı. Rahmetli Ecevit'in Clinton'da bir araya geldiği fotoğraf karesinde çok aciz bir şekilde durduğuna dair Sabah gazetesinde ertesi gün çıkan bir haber vardı. Tamam. O süreci biraz ama etkiledi. Ama o dönemde Ecevit milletin oyuyla gelmiş başbakan olmuş mu? Ama Sayın Bahçeli olmadığı halde olabilirdi. Kabul etmediği için Ecevit'i başbakan yaptılar. Yani o da projenin bir ayağıydı ama Ecevit orada karşı çıktı. Ama Sayın Ecevit'in de Irak işgalini kabul etmediği için ben oradaydım. Dinlediğimi söylüyorum. Dediği şu, yani biz Irak işgaline karşıyız, siz de bize destek verin. Söylediğini söylüyorum. Ve ama ondan sonra ne oldu? Gelen hükümet, parlamentoda AK Parti hükümeti ne yaptı? Parlamentoda bir iki oyla geçit vermedi. Ama ne yaptı? NATO genelgeleriyle, NATO üyesi ülkeyiz adı altında, sanki Irak'ta biyolojik kimyasal silahlar yoktu. Hiçbiri de bulunmadı zaten. Dolayısıyla ne oldu? Birden işgale gitti ve bizim 12 tane havaalanımız açıldı biliyor musun? Irak'a Bağdat'ı bombalayan uçaklar Konya'dan kalktı biliyor musun? Konya'dan Konya havaalanından, İncirlik üstünden, Diyarbakır'dan kalkan uçaklar, Amerikan uçakları Bağdat'ı bombaladılar. Ve orada 1,5 milyon insan öldü. Yani bir kere AK Partisi istersen 30 yıl iktidarda kalsa, bu leke onları iflah etmez. Yani hocanın ifadesiyle söylersek, yani bunların sülalesinde, yani kabirde bile bunların sorusu sorulacak. Böyle bir şey yok. Toplumsal olarak baktığımızda aslında size göre bu leke toplumda aynı kanaatı oluşturmuyor herhalde. Toplum çok çabuk unutur. Her şeyi çabuk unutur. Şimdi ben söylüyorum size. Resmi gazetede yayınlanan genelgeler var. Altında Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül imzaları var ve bunlar bu imzalara dayanılarak bu üsler açıldı. Limanlar açıldı. 300 bin Amerikan askeri oradan gitti. Ve Sayın Erdoğan da Amerikan askerleri için Washington Post gazetesinde Amerika'da yazı yayınladı. Dedi ki biz Amerikan askerlerine dua ediyoruz. Peki Irak ne oldu şimdi? Üçe bölündü. Değil mi? Hala da Irak kendine 50 yıl gelemez bir kere. Oradan ne oldu şimdi? Sıra Suriye'ye geldi. Şimdi programa girmeden önce siz hızlı girdiniz programa da bir şey söylemek, bir iki hatırlatma yapmak istiyorum. Yani izleyiciler, biz burada evvela doğru bildiklerimizi söyleriz.
kimsenin hatırı ülke menfaatlerinden önce değildir. Olaylara bakarken de inanç gözlüğüyle bakarız. Bu iş bize dünya ahiret ne getirir ne götürür ona bakarız. Partiler bizi fazlaca ilgilenmiyor yani. Bakıyorsun şimdi A partideki adam B partide. Bakıyorsun küfreden adam beraber ortak seçime girebiliyor. Onun için biz burada söylediklerimizi, ben izleyiciler için söylüyorum. Fanatik particiler olur, bizim söylediklerimizi beğenmeyebilir. O zaman dinlemezler. Tamam mı efendim? Yani ben burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben burada doğru bildiklerimi 10 yıl parlamentoda, 10 yıla yakın KİT komisyonunda görev yaptım. Komisyonlarda başkanlık yaptım ve devleti orada iyi tanıyorum. 2 yıl burada Meram'da belediye başkanlığı yaptım. 10 yıla yakın, 2 dönem. Burada da mahalli idareleri tanıdım. Devletin ta kuruluşundan bugüne kadar bir soygun düzeniyle devlet soyuluyor devamlı. Yolsuzlukla alakalı. Evet, devamlı soyuluyor ya. Yani iktidara gelmek ayrı şey. Geldiğin zaman orada doğruları yapmak ayrı şey. Onlara da geleceğiz. Burada biz burada hiç kimseyi suçlamayacağız. Onu söylüyorum. Yani. Hiç kimseye hakaret kastımız yok. Şimdi, doğru bildiklerimizi söyleyeceğiz. Onun için beğenmiyorsanız, ama. Yani dinledik ben söyle beğenmiyorsanız zaplarsın, bir kanala geçersin, dinlemezsin. Hepsi bu kadar. Şimdi yani yaşayanlara yaşadıklarını sorup o bilgileri almak bizim için önemli. Ben tamam, o açıdan da soracağım. Yani ama merak ediyorum tabii ki. Bu benim söylediklerim birinin hoşuna gitmeyebilir. Zaten buradan ben de gitsin diye söylemiyorum. Yani doğru bildiklerimi, vicdani kanaatlerimi söylemeye peki çalışıyorum. Peki siz o zaman şöyle söylüyorsunuz. Mevcut evet. Siyasi iktidarın kuruluş amacı Gotka projesinin, BOP'un genişletilmiş ayağı olan genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin bir mihenk taşı olduğu. Aynen. Orta Doğu'da böyle bir sansasyonel çalışma yapacağı bunun gerek filmlerle olur, gerek limanları açmakla olur. Farklı farklı ayakları vardır diyorsunuz. Ve bunu ya yaşadığınızda bakın. Da örneklendiriyorsunuz. O zaman Clinton Amerikan Devlet Başkanı'ydı. Biz parlamentoda milletvekiliz. Geldi parlamentoda konuştu. Hı hı. Ha, bu hükümet. İsrail Cumhurbaşkanı da konuşturdu parlamentoda da. O da konuştuğu zaman. Şimon Peres aynen. Şimon Peres diyorum. Clinton'ın söyledikleri o gün çok anlaşılamadı. Dedi ki 21. yüzyıl Türkiye'nin asrı olacak. Biz Türkiye ile çok beraber işler yapacağız. Orta Doğu'da bizim partnerimiz olacak vesaire vesaire. Ama o zamanki konjonktürde kimse bu hesabı pek fazla yapmamıştı. Ama bugün geldik gördük ki dünyada 57 civarında İslam ülkesi var. Orta Doğu'da 22 İslam ülkesini 55'e çıkarmak üzere yani parça parça ülkeler yapmak. Türkiye bunun içinde Türkiye'de var. Yapmak üzere bir büyük Orta Doğu proje. Bu projede biliyorsunuz şu andaki Cumhurbaşkanımız görev aldı. Kendi de açıkladı. Önce açıkladı, sonra reddetti, sonra tekrar açıkladı vesaire ama eş başkanlığını öyle anlaşılıyor ki şu gelişmelerden sonra ABD ile ilişkilerimiz gelişmeden sonra eş başkanlığı Suudi Arabistan'a verildiği anlaşılıyor. Yani peki şunu sorayım o zaman. Evet. Konu buraya gelmişken dış politikaya çok hızlı girdik ama Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin başındaki kişi Büyük Orta Doğu Projesi ya da genişletilmiş Orta Doğu Projesi ya Kuzey Afrika Projesi'ne baktığımızda eş başkanıysa bu ne demek? Eş başkanı ne demek? Bu bölünme hareketinde o projenin Amerikan daha doğrusu Siyonist projenin yani şimdi İsrail mi Amerika'yı yönetiyor, Amerika mı İsrail'i yönetiyor dediğimiz zaman Orta Doğu'da bütün hedefler yani evangelist Hristiyan anlayışı, Yahudi anlayışı da böyledir. Büyük bir İsrail devletinden bahsediliyor. Bu İsrail devletinin hudutları Türkiye'yi de içine alır. Bu bir inanç meselesidir. Nasıl biz şimdi Afrin'e giderken şehit olmak için gidiyoruz değil mi? Hı. Onlar da diyorlar ki onların inançlarında Kabala kitaplarında, Talmud'da, Tevrat'ta muharef bozdukları, papazların, hahamların bozdukları Tevrat'ta diyorlar ki İsrail asil bir millettir. İsrail dışındaki insanlar hayvan yok hükmündedir. Yok hükmündedir. Onlar ırzı, malı, ülkesi alınır. Hiçbir şey de lazım gelmez. Mantık bu. Peki 94 yılında Ralph Peters isimli bir albay, Amerika'nın albaylarından. Şimdi bir harita çiziyor. O çizdiği harita işte bu konuştuğumuz konu tabii, üzerine 22'nin 55'e çıkması meselesi. Aynen. Sonrasında emekli oluyor 99'lu yıllarda takriben 98 veya 99 hatırladığım kadarıyla. Sonra emeklilik dışında think tank kuruluşlarıyla bazı makaleler yayınlıyor. Orada bir şey dikkatimi çekti. Kazanacaklar ve kaybedecekler.
Doğru. Mesela kaybedecekleri listesi içerisinde Türkiye de var. Hı. İlk girdikleri Afganistan'dan, Pakistan'da devam eden Irak'la, Suriye'yle, İran'la, Irak'la süre gelen Suudi Arabistan'da var. Birleşik Arap Emirlikleri var. Yani oraya eş başkanlığın geçmesi demek oranın da aynı zamanda yine kaybedecekleri manasını tabii, çıkartıyor. Tabii öyle çıkar. Kazanacaklar bugün kimler? Bugün Suudi Arabistan'la Yemen çarpışıyor. Efendim işte İran, İran Suriye'de güç birliği içinde. Irak öyle. İslam ülkeleri arasında bir işbirliği yok. Yani şimdi ABD'de 16 tane CIA benzeri kuruluş var. Bunların tek amaçları İslam ülkeleri üzerinde hesaplaşma. Oradaki yeraltı kaynakları, petrolle hesaplaşıyorlar. Yani şimdi bu şu anlama da gelmesin. Yani tabii biz böyle değerlendirirken biri çıkıp diyebilir ki ya siz Amerika'yı çok büyütüyorsunuz. İşte efendim Batı'yla ilişkiler olmayacak mı? Harp mi ilan edeceğiz filan? Ben bunları şunun için söylüyorum. Bizi yönetenlerin çok dikkatli olması lazım. Şimdi hala ben endişeliyim. Biz Amerika stratejik ortağımız daha düne kadar diyorlardı. Afrin harekatından sonra devletin başı milleti huzurunda bir sürü sözler söylüyor. Gelip oturuyorlar, 3,5 saat oturuyorlar, konuşuyorlar. Dışarı çıkınca diyorlar ki tekrar komisyon kuracağız diyordu. Ne komisyonu kuracaksınız? Hayır, ne komisyon? Ortak çalışma komisyonu. Ortak çalışma komisyonu? Stratejik müttefiklikten kaynaklı. Rusya devamlı şeyle işbirliği yapıyor. Amerika ile görüşüyor devamlı. Suriye ile de görüşüyor. Suriye ile görüşüyor. Amerika ile görüşüyor. Türkiye'ye gel, Suriye ile sen görüşüyor. Şimdi bizim buradaki hedefimiz, Suriye'deki hedefimiz, Suriye'deki ölümleri durdurmak mı? Maksat o mu? Ölümleri durduracak mıyız? Artı Amerikasız bir coğrafya. O zaman Hafız Esad'la da görüşeceksin. Suriye ile de görüşeceksin. Amerika ile de görüşeceksin ama içinden uygulayacağın proje Suriye'deki Müslümanların ölümünü durdurmak olacak ya. Kuru inatla. Şimdi biz Suriye'nin PKK liderini yıllar yılı beslediğini bilmiyor muyuz? Biliyorduk. Ondan sonra geldi bu hükümet ne yaptı? Başbakan olarak geldi. Ailecek görüştüler. Tatil yaptılar. Suriye'yi Türkiye'ye bağlamaya kalktılar. Değil mi? O zaman sen onun PKK Öcalan'ın orada beslendiğini biliyorduk. Orada PKK'yı kim yönettiğini de biliyorduk. Şimdi YPG'yi de biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Ama biz çok çabuk aldanıyoruz. Benim dediğim bu. Çok çabuk aldanıyoruz. Çok çabuk aldatılıyoruz daha doğrusu. Ya çok çabuk inanıyoruz. Müslüman olma özelliğimizden belki. İdarecilerin bir kere siyasi ama tarihimiz okuması lazım. Karinesi bakın, aslında masumiyeti bakın, göstermez mi? Efendim? Aldanmışlık karinesi aslında bir masumiyeti göstermez hayır, mi? Hayır. Hep aldanırsan o zaman masum mu olur ya? Yani bir aldandın, iki aldan. Niye aldanıyorsun? Siyasi tarih okuyun. Birinci Dünya Harbi Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmak üzere hazırlanmış bir Haçlı Seferi'dir. Bakın ben size bir hatıra anlatayım. Mehmet Akif'in. Biz Birinci Dünya Harbi'nde Avusturya, Almanya ile işbirliği yapıyorduk. Değil mi? İttifak halindeydik. İtilaf devletlerine karşı. Ordularımız Almanlarla beraber karşıya karşı savaşıyorlardı. Akif'i o sırada Avusturya'ya gönderdi hükümet. Almanya'ya ve Avusturya'ya gönderdi. Oradaki bir durum tespiti, rapor hazırlamak üzere. Akif anlatıyor, diyor ki oteldeyim. Toplar atıldı, alaylar çekiliyor, seviniyor herkes filan. Sordum nedir, yapılan iş nedir? Ben zannettim ki ittifak bir şey kazandı. Yani Osmanlı da bir şey kazandı. Sordum, dediler ki İngilizler Kudüs'e girdiler. Kudüs'ü aldılar. Müslümanlar da ona seviniyor. Siz bizimle ittifak halindesiniz. Yok hayır. Hristiyanla Müslümanla ittifak etmez dediler. Siz şimdi tutuyorsunuz resmen stratejik ortak. Diyoruz ki Amerika'nın burada ne işi var? 10 bin kilometrelerde ne işi var burada? İngiltere'nin ne işi var? Hollanda'nın ne işi var? Burada çözecek olan Türkiye, Suriye, İran. Sen diyorsun ki ben Suriye'yle hiç görüşmem. Irak. Bana göre görüşüyorsun. Yani Rusya üzerinden görüşüyorsun. Irak. Tabii Irak var. Yani burada İslam ülkeleri, diğer bu bölgenin dışındaki İslam ülkeleri de aracı olarak birlik ve beraberlik için bu işi çözecek. Buraya gelen hem Amerikalı, bu işin çözülmemesi için program hazırlıyorlar. Peki siz 100 yıl öncesinden bir örnek vermişken oradan burayla bağlantılı devam edelim. Avrupa Birliği meselesinde hazır aldanmışlık konusunda açılmışken sormak isterim. Islahat diye bir şey vardı. Reformlar, değişkenlikler. Bugün de Avrupa Birliği ile bir değişiklikler bakın, söz konusu. Avrupa Birliği ıslahat hareketi değil. Avrupa Birliği'ni
İtalya'da, Roma'da, Almanya'da ve Fransa'da hahamlar kurmuştur. Ortak pazar adı ortak pazar sanki ekonomik bir ticaret gibi kuruldu. Aslında öyle değil. Siyasi bir kuruluştur. Bunlar aralarında buna Hristiyan Birliği mi diyorsunuz evet, bir anlamda? Bunlar aralarında yüzyıl harpleri yapıyordu Almanya, Fransa yıllarca harp ettiler. Hahamlar dediler ki niye harp ediyorsunuz? Bak Amerika'da bir sürü eyalet var birleştiler. Siz de gelin burada bir olun, beraber olun dedi. Avrupa Birliği'ndeki bütün ülkeler Hristiyandır biliyor musunuz? Bir tane Türkiye var. NATO'da da bir tane Türkiye var. Şimdi siz 50 yıldır kapıda bekliyorsunuz. Avrupa'da yayınlanan karikatürlere bakın. Bir tane kulübe yapmış. Üzerine Avrupa Birliği yazmış. Bir tane de köpek boynuna bir tasma bağlamış. Köpeğin üzerine Türkiye yazmış. Şimdi bu Cumhurbaşkanı ve şu andaki başkan Sayın Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan gittiler. Avrupa Birliği'nin faaliyete geçirme noktasına imza attılar, geldiler. Avrupa Birliği'nin sözleşmesi birinci maddesi diyor ki bizim kültürümüz en yüksek kültürdür. Girecek olanlar bizim kültürümüzü tartışamazlar. Sadece kabul ederler. Avrupa Birliği bunu yazıyor. Ve Avrupa Birliği uyum yasaları altında bize hem öbür hükümete hem bu hükümetlere talimatlar geldi. Mesela dendi ki bak idamı kaldırın dendi. Hı hı. 2002'de idam kaldırıldı. Ne zaman? Anasolme hükümet döneminde. Şimdi idam diye bağıran Bahçeli o zaman idamı kaldıran imzası var altında. İdamı kaldırdılar. Niye? Avrupa Birliği böyle istedi diye. Bakın şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Çok enteresandır. Şimdiki başkan, devlet başkanımız Lüksemburg'da, Hollanda'da Bülent Arınç meclis başkanı. Orada gazeteciler sordular. Zina suç olmaktan çıkacak mı falan. Nasıl olur dedi. Biz Müslüman ülkeyiz, olmaz dedi önce. Ona dediler ki hayır. Burada kalkıyorsa siz orada da kaldıracaksınız. Oradan telefonla Sayın Bülent Arınç'ı aradı. Meclis olağanüstü toplantı. Zina suç olmaktan çıkarıldı. Şimdi geç iki gün önce Sayın Başkan, Başkan diyelim artık sistemde işte. Siz öyle ifade ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı evet. Ne diyor? Avrupa Birliği talepleri doğrultusunda yaptığımız uygulama yanlış olduğu anlaşıldı. Peki o tarihten bu tarihe yapılan zina suçları, öldürülen kadınlar, babasız kalan çocuklar, yıkılan aileler ne olacak? Bir de orayı da yumuşatıyor. Avrupa Birliği talepleri diyor. Doğru değil. Avrupa Birliği direktifleri doğrultusunda, emirler doğrultusunda. Biz parlamentodaki bir madde geldi, görüşüyoruz. Ben o direktifi görünce dedim ki hani millet kimseden direktif almazdı bu meclis. Bu direktif ne? Oturumu ara verdik. Bir saat tartıştık. Bu direktif kelimesini kaldıracaksınız dedik. Kaldırmadılar. Şimdi, aynı şey şimdi burada şimdi Avrupa Birliği'nde. Tartışılsın diyor mesela. O zaman efendim? Avrupa Birliği'nden uzaklaşmak mı istiyor Sayın Cumhurbaşkanı? Nasıl Avrupa uzaklaşmak mı istiyor? Yok. Zina meselesi tartışılsın tabii. Biz hata yaptık. Bunu tartışalım diyor kamuoyuna. Niye ne oldu da? Sen her sefer yanılırsan bu millet nasıl bedel ödeyecek? Hep yanılırsan. Biz diyorduk ki bu Avrupa Birliği Hristiyan kulübüdür. Buna dikkatle yanaş. Yani bunlarla ticari ilişkileri yapalım. Her şeyi yapalım. Şimdi bakın siz ne yaptınız? Merkel'in partisine oy verme dediniz değil mi? Hı hı. Merkel'e şimdi ne yaptınız? Merkel'le görüşüyorsunuz. Leopard tanklarını modernize etme işini Almanya'ya veriyorsunuz. Şevk bir hükümetteyken tuttu İsrail'e verdi. İsrail de Almanlara verdi. 1 milyar dolar biz İsrail'e ödedik. İsrail de Almanlara kaça yaptırdıysa yaptırdı. Şimdi yeniden tanklarımız bu Leopard tanklarının motorunu Sayın Erbakan Hoca Almanya'da kaldığı sürede geliştiren insan. Yani geliştiren bizde varken savunma sanayimiz güçlendirmez yapmak lazımken başka işlerle uğraşıyoruz biz. Başka işlerle uğraşınca da böyle oluyor işte. Peki son olarak mevcut siyasi hükümetin Avrupa Birliği'ne devam edeceğini mi düşünüyorsunuz? Tabii devam edecek. Hala bakanımız var, Avrupa Birliği bakanı var. Yani şimdi zaten bu zikzaklar, bu güvensizlikler. İşte ben onu diyordum şimdi. Burada biz AKP'ye tenkit edince oy veren hemen itiraz ediyor. Şimdi onun zamanı mı? Afrin'de harp ediyor. Sanki AK Parti harp ediyor Afrin'de. Ya bu millet 80 milyon insansa toptan herkes üzülüyor. Vatanı için ağlıyor. Değil mi? Sızlıyor. Yani o konuda şöyle şimdi geçenlerde ülkücüsü de CHP'lisi de Atatürk Düşünce Derneği'nden de AK Parti'den de Milli Görüş'ünden de şehitler verildi.
Tamam. Yani Afrin'de en sonki hareket olduğu için veriyorum. Tamam. 80 milyona ait olduğunu buradan da algılayabiliriz herhalde. Öyle de nasıl algılayacağız? Ama il başkanlar toplantısında Afrin konuşuyor. Ya bir harbin bir şekli olur yani. Siz genelkurmayla görüşürsünüz. Proje mutabakat sağlarsınız. O size soracağı zaman, siyasi irade gerektiği zaman sorar, cevap verirsiniz. Bu ne demek ya? Halkı bilinçlendirme açısından konuşuyor. Nasıl bilinçlendirme? Neyi bilinçlendireceksin ya? Diyor ki hareket ediyoruz diyor. Çevre hareket harekatıyla yapıyoruz. Çevre harekatı yapacağız diyor. Sen harekatın neyi söylüyorsun? Şeklini neyi söylüyorsun? Hilal taktiğini paylaştı. Taktiğini neyi söylüyorsun? Sonra siyasi parti kongreleri onun söylenecek yer mi? Konuşulacak yer mi ya? Yani siz sır mıdır? Yarın biri de çıkar tekrar derse ki biz bu il toplantılarında böyle yapmakla hata etmişiz. Dönüyoruz derse ne olacak? Ben onu soruyorum. Yani siz Temel Bey'in söylediği gibi biz Kıbrıs'a Ayşe'nin haberi yoktu dediğimiz noktada sırdı diyorsunuz. Tabii. Bugün gelen her şey çok açık. Herkes haberdar oluyor diyorsunuz. Yani sanki tiyatro gibi geliyor bana. Böyle bir şey olur mu ya? Ya Genelkurmay Başkanı var. Milli Savunma Bakanımız var. Hala açıklama yapıyorlar ki Milli Savunma Bakanı da öyle, Dışişleri Bakanı da öyle. Biz Amerika'yla tekrar ilişkilerimizi düzelteceğiz. Adam orada YPG ile 5000 tır silah veriyor. Hala biz tekrar düzelteceğiz, tekrar müzakere edeceğiz diyor. Böyle bir şey yok. Siz Afrin Harekatı'nı kabul etmiyor musunuz normal şartlarda peki o zaman? Olmaz, olur mu? Yani büyük tehlikedir yani. Bakın şimdi Kıbrıs'la ilgili biz ne yapıyorduk? Demin söylemeye çalıştım. Rum kesimi Avrupa Birliği'ne girince Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs ilhak edilecekti. Politika bu. Hükümet programlarında böyle yazar. Meclis tutanaklarında da bu var. İktidar partileri o zaman da söyledi. Peki Rum kesimi oraya girdi. Biz niye ilhak etmedik? Niye orayı hazırlayıp oradaki insanların taleplerini alıp Türkiye'ye? Kıbrıs sorunun bir tek çözümü var. Türkiye'ye oranın talebiyle bağlanmasıdır. Şimdi ne yapıyoruz? O bölgede doğalgaz arıyorlar. Savaş gemisi gönderiyoruz. Harbe ramak kalıyoruz. Peki tedbirini zamanında alsaydık böyle olmazdı. Aynı bu olay burada da öyle. Barış süreci hiç alakası. Sinemacıdan barış, akil adam getirdiniz sinemacıdan. Böyle bir şey olur mu? Herkesin mesleği ayrı yani. Artisten, sinemacıdan. Satılmış kalemlerden, köşe yazarlarından getirdiniz onlara, akil adam verdiniz. Onlar gitti orayı çözmeye kalktı. Daha bulaştırdılar. Yani siz devleti yönetenlerin çok dikkatli, çok hassas olması noktasında uyarıyorum yani. O zaman ne oldu şimdi? Biz 30 yıldır o bölgede bir sürü iş yaptık. Şimdi bakın bunların hiçbirinden ders almadığı anlaşılıyor hükümetin. Niye? Şimdi ben o Güneydoğu hepsini gezdim. Diyarbakır, Mardin, Siirt, Elazığ hepsini gezdim. Orada devletin eskiden bir çuvanto fabrikaları vardı bir iki ilde. Hı hı. Bir tane et balıkları vardı. Tamam mı? Hepsi özelleşti, satıldı. Çuvantolar satıldı, et balık satıldı. Şimdi işte Muş'taki şeker fabrikasını satıyorsunuz. Ve ne oluyorsun oradan? Bir tek jandarma ve Türk bayrağı kalmış. Yani böyle bir devlet yaşamını olur mu? Yaşamını sonlandırıyorsunuz. Ya tabii siz her şeyi bitirmişsiniz orada. Devlet ticaret yapmaz. Niye Rusya'nın devleti Gazprom doğalgaz şirketi devletindir? Niye Amerika'nın birçok müdahaleleri vardır? Niye Amerika'daki bir liman Dubai'liler tarafından 5 milyar dolara özelleştirme alındı? Dubai olduğu için Amerikan parlamentosu veto etti, vermedi. İhale aldığı halde vermedi. Sen ne yapıyorsun? Hepsini sat. Sat. Onlara sat, da geleceğiz. Onlar da ikinci bölümde konuşuruz ama ben şunu tekrar sorayım. Öyle reklama gideyim. Şimdi Orta Doğu dediğimiz coğrafyadaki sorunun çözümü için siz diyorsunuz ki Türkiye her ne kadar terör devleti Amerika ile bu ilişkileri görüşebiliyorsa Suriye ile de İran'la da bu sorunu çözebilecek noktaya dönebilir. Bence öyle. Bence öyle. Adam 8 senedir direniyorsa orada onu destekleyen biri var. Görüş ne olur? Niye görüşmüyorsun ya? Eğer siz hakikaten Müslüman halkın ölmesini durdurmak istiyorsanız görüşeceksiniz. Ama başka şöyle söylüyor. O zaman ABD'nin oyununu bozacaksınız o zaman işte. O zaman İsrail'in oyununu bozacaksınız. Ya kendin temsilci gönderirsin. Zaten görüşülüyor ya. Rusya üzerinden görüşüyorlar yani. Dahası yok ya. Demin bir konu yarım bıraktık. Bak Avrupa Birliği uyum yasaları içerisinde. Esas şimdi biz bir işte 15 Temmuz'da hain bir darbeyle karşı karşıya kaldık. Ama ondan önce bu Avrupa Birliği uyum yasalarını çıkaran hükümetler de ülkede darbe yaptılar. İslam hukukuna darbe yaptılar. Şimdi uzun anlatırken özellikle dini adamlar çok enteresan
görüşler belirttiler. Bunlar olmaz dediler. Böyle bir şey yok dediler. Bu iktidar Müslüman dedi. Biz hiç kimsenin dinine, imanına bir şey dediğimiz yok. Yaptıklarını tenkit ediyoruz dikkat ederseniz. O zaman ne oldular? Bu memlekette 70 yıldır gıda kodeksimiz de, ben eczacıyım. Gıda kodeksimizde yenilecek hayvan eti olarak koyun eti, keçi eti, sığır eti yazılıydı. Bunlar ne yazdılar? CHP yapmadı bunu. Buna ne yaptılar? Domuz eti yazdılar. Ziraat Bankası'na talimat verdiler. İki ve daha fazla domuz besleyene de kredi, faizsiz kredi verdiler. En son raporlara göre bir gazetede de çıktı, ulusal basında. Türkiye'de 3 milyon ton domuz eti tüketiliyor. 3 milyon ton. Peki o zaman ben burada din adamlarına şunu soruyorum. Bu din adamları ne işe yarar yani? Diyanet İşleri Başkanı ne işe yarar? Vatikan'da kiliseyle ilgili, dinle ilgili, Hristiyanlıkla ilgili bir yasa çıkacağı zaman kiliseyle ilgili Vatikan'a sorarlar, papaya sorarlar. Eğer oraya kiliseyle ilgili olan bir kanun, dini bir şeyse oraya evvela sorarlar, oranın görüşünü alırlar. Şimdi ne haldeyiz? Şu hale bir bakın. 3 milyon ton domuz eti yeniliyor. İşte gıdaya karıştırılıyor, et olarak veriliyor vesaire. Hatta internetten satış yapılıyor. Paket domuz eti satışı yapılıyor. Ve çiftlikler kuruluyor. Bir dakika müsaade edin. Orada niye bizim Diyanet İşleri Başkanımız demiyor ki ya bu İslam hukukuna aykırıdır. Yani iş İslam'dan gelince mi ters oluyor? İslam hukukuna aykırıdır. Buna siz kodeksi değiştiremezsiniz. Buna da teşvik veremezsiniz. O bir maddenin biri de zina kanunuydu. Bunu da yapamazsınız diye niye demediler? Bir tane örnek vereyim size bakın. İslam tarihinde. Yavuz Sultan Selim 1500'lerde padişahattır. Zembili Ali Efendi, Allah rahmet etsin, Şeyhülislam'dır. Yani şimdiki o zaman Diyanet İşleri Başkanı diyelim, benzetelim. Yavuz Sultan Selim maliyede bir yolsuzluk olur. O yolsuzluğa karşılık ilgililerin hepsini idam edilmesine karar verir. Hepsini idam edeceksiniz. Sorgusuz, sualsiz idam edeceksiniz. Devletin bekası için diye. Zembili Ali Efendi'ye durum anlatılıyor. Derhal saraya gidiyor. Yavuz Sultan Selim çok şiddetli, çok hiddetli birisi. Hiddetli birisi. Diyor ki Şeyhülislamlar ne zamandan beri padişahların icraatlarına, kararlarına karışır oldu diyor. Sultanım diyor, sizin ahiret hayatınızla ilgili olan konular da beni ilgilendirir diyor. Benim sorumluluğumdadır diyor. Yarın Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız dese ki bu kanun Avrupa Birliği'den geldi, biz de kalabalıkta çıkarırken bunlar ne yapıyordu diye sorsa, bu işin bir manevi vebali yok mu? 80 tane ilmi ütüsü bir deklarasyon yayınlasa. Ulema için diyorsunuz. Evet, deklarasyon yayınlasa. Ya bunların tahribatı bu olur, bu olur, bu olur, bu olur dese. Kaç bin, bakın 1 milyon aile evleniyor, 1 milyon 300 bin boşanıyor. Diyebilir mi? Efendim? Yani o ulemanın böyle bir şey diyebilme gücü, niye diyemezsin? İradesi var mı şu an? Ya Müslüman değil mi? Niye demezsin ya? Niye demezsin ya? Ben değil, niye ben Müslüman demeyecek? Değil demiyorum da o iradesi var mı diye soruyorum. Ya o iradesi niye olmasın? Din ve vicdan hürriyeti yok mu? Anayasanın 24. maddesi yok mu? Orada ne diyor? Herkes din ve vicdan hürriyetine bağlı olarak inancına serbesttir. Kimse kimseyi ayıplayamaz. Zinanın, domuzun geç, evet. Yani dün çıkmadı bunlar. Yıllar öncesinden çıktı, evet. Ve o gelinen süreçten bugüne kadar da yasal olarak düzenlenirken söylese ne olurdu diyorum. Diyelim ki idare Konya'dan alırdı, Adana'ya müftü yapardı. Ne yapacaktı? Diyanet İşleri Başkanları'ndı, birini getirir, o söylerdi. Tabii bugünkü adaletteki yaşadığımız sorunla alakalı insanlar, hakimler kararlarını veriyor. İşte başka yere sürülmemek için. O ayrı bir şey. Ben ama burada diyorum ki bakın. Başka yere sürülmemek için bir şey yapamıyor. Bakın siz, size ben bir enteresan misal anlatayım burada bakın. Biz şimdi Afrin'de askerlerimiz şehit oluyor. Uykumuz kaçıyor değil mi? Şimdi bizim en fazla maneviyata ihtiyacımız olduğu, Allah'ın yardımına ihtiyacı olduğumuz bir zaman. Ben gözlükten, İslam gözlüğünden bakıyorum olaya. Öyle bakmaya mecburuz. Bu millet adam olacaksa zaten öyle olacak. Başka türlü olamaz. Diyor ki 80'li ihtilalinde bir hoca şeriatı propagandadan, şeriat İslam hukuku demektir ya. Müslüman namaz kılıyor, oruç tutuyorsa şeriattır o. Tamam. Şeriatı hep yerine getir.
bu ateistlerin, bu efendim laik grubun söylediği uydurmayla, irticayla filan alakası yok. İslam irticayla ne alakası var? İslam ileri dindir. Ne yapıyorlar şimdi? Bize ne anlatıyorlar? İşte efendim şöyledir, böyledir. O zaman da darbe sırasında yakalamışlar hocayı. Şeriat propagandası yaparak Kur'an'ı okutmakta. Adliyeye gidiyor hoca efendi. Bak bu çok enteresandır. Yanında 3-4 avukat var. Avukatlar diyor ki, hocam aman ha içeri girince bu kelimeyi telaffuz etme. Zaten siz şeriattan yargılanıyorsunuz filan. Yani bu memlekette İslam hukukunu talep etmek niye suç olsun ya? Sen İtalya'dan hukuk getiriyorsun da onunla bu milleti uyguluyorsun da ben İslam hukukunu isteyince ne suç olacak? Bak müsaade edin. Bitiriyorum hemen. Diyor ki tamam diyorlar çocuklar söylemeyin peki. İçeri giriyor bir baş açık hakime hanım. Diyor ki kızım bu halinle senin beni yargılaman mümkün değil diyor. Hakim kızıyor, bağırıyor. Ben tekrar söylüyor. Tekrar söyleyince duruşma erteleniyor. Başka bir hakim geliyor. Nihayet diyor ki suç sabit olmadığından beraat ediyor hoca efendi. Hocanın verdiği cevaba bakın. Şimdi bizim neye ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Diyor ki evladım ben sizin dediğinizi unutmadım. Ama içeriye girdiğimde İslam hukukuna bir tecavüz vardı. Ben de yardıma acil ihtiyacım vardı. O acil yardım ihtiyacını inmesi için o muhalefeti yapmak mecburiyetindeyim. Şimdi aynı. Günde milyonlarca zina yapılıyor senin kanunun yüzünden, aile yıkılıyor. Şimdi bizim yardıma ihtiyacımız var. Bu bağırmakla olur mu? Tatbikatla olur. Ben şuna hiç inanmıyorum. Hem beşeri insan bazında diyorum, hem siyasetçiler bazında. Söze bizim karnımız tok. Ne yaptığına ben bakarım. Hepsi bu. Peki yani ben aslında çok kısaca şunu sormak isterim. Siz İslam hukukunun uygulanması gerektiğini söylüyorsunuz. Bugün adalet mefhumunda da bazı sorunlar yaşandığı için insanlar sorunun çözümüne dair şeyler yapmadıklarından kaynaklı da başka sorunlar yaşıyor. Yani Türkiye'de İslam hukuku var mı? Yani ya kardeşim size şunu soruyorum. Ya, iyi bir şey geliyorsa, İslam'dan geliyorsa bunu düzeltmenin, yapmanın ne zararı var? İngiltere'de bir Müslüman kendi hukukuna göre yargılanıyor ya. Kendi hukukuna göre ya. Müslümansa İslam'a göre yargılanıyor. Öbürü kendi hukukuna göre yargılanıyor. Tabii, şimdi bunu biz söylesek, biz bunu söylediğimiz zaman iki tane hukuk istiyor. Ya ben İslam hukuk istiyorum, ben Müslümanım kardeşim. Sen ben öldüğüm zaman cenaze namazı kılıyor Müslümana göre defnediyorsun da hukuka geldiğim zaman niye yapıyorsun? Niye dokunuyorsun? Hayır niye dokunuyorsun? Ateizm, bu memlekette ateist derneği kurulmuş mu? Ateistlerin derneği var, dinsizlerin derneği kurmuşlar. Kanunlar muhaciyesinde kurulmuş. Bunun neyi var? Yani izinlerin sayısı da şimdi burada var. Benim söylediğim şu. Bakın bir televizyon kanalında bir tane adam çıktı. Soytarının biri. Hep Müslüman ağzında Müslümanlar var. Kadınları oynatıyor karşısında filan. Diyanet Başkanı bir çift laf etti. Dedi ki bu adam yaptığı iş soytarlıktır. Ya İslam'la ilgisi yok dedi. Hemen Rütük harekete geçti. İnternetteki bu ahlaksız yayınları durdurdu. Bu da bizim inancımızın bir kere böyle bir benim ailemin, benim evin içine bunu sokmaması lazım. Adam diyor ki sen izleme, ben izlerim diyor. Mantık bu. Ama idarecilerin bu toplumu idare ederken bir sorumlulukları var. Onların yanlış yollara gitmelerini önlemek mecburiyetindir. Nasıl insanların sağlığını korumak mecburiyetindeysen inanç dünyasını, manevi dünyasını da korumak idarecilerin görevidir. Peki devam edeceğiz. Müsaadenizle bir araya gidelim. Değerli izleyenler, istikamete devam edeceğiz. Türkiye'nin asli gündemi konu başlığıyla bugünkü programımızı icra ediyoruz. Gündeme dair meselelerden özellikle yani fabrikaların özelleştirilmesi, ekonomiye dair meseleler, medya konusunda girmek istiyorum ayrıca. Ona da ikinci bölümde yer vermeye çalışacağız. Bir araya gidelim. Aradan sonra 20 ve 21. dönem Konya milletvekillerinden Veysel Candan'la birlikteliğimizi sürdürüyor olacağız. Değerli izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz birlikteliğimize.
20. ve 21. dönem Konya Milletvekili Veysel Can'dan bugün misafirimiz. Türkiye'nin asli gündem konusunu konuşuyorduk. Aslında birçok noktaya da temas etmeden ilk bölümü sonlandırdığımızda söyleyebilirim. Yani yüzeysel olarak birçok şeye temas etmeye çalıştık. Sosyal medya üzerinden de canlı yayını takip eden izleyicilerimiz de vardı. Mesela izleyicilerin düşünceleri önemlidir. İnsanlar fikir üretebilirler, tüketim endeksinden kurtulup üretime dayalı bir sistem, düşünce de ortaya çıkabilir. Bu anlamda baktığımızda da size şöyle bir sual da vardı. Yani evet. AK Parti mi zinayı serbest çıkarttı diye soru tamam. da vardı. Çok kısaca onu tekrar sorayım size. Cevap vermek isterseniz. Onu aynen okuyorum. 22 Şubat 2018 Sayın Erdoğan'ın açıklaması. Avrupa Birliği talepleri doğrultusunda zina ile ilgili adımların yanlış olduğunu, kanunun yeniden ele alınacağını söyledi. Birkaç gün önce. Bu ne demektir? Bunu okusun, açsın, okusun hocam. Yani particiliği bırakın da yapılanları konuşalım. Evet. Peki, çok hızlıca konuşacağımız çok şey olduğu için ben mesela üslubu da konuşalım istiyorum. Hemen arkasından medyaya, STK'lara, diğer yerlere de geleceğim. Kullanılan dili nasıl buluyorsunuz Türkiye'de? Ya kardeşim, bir kere Türkiye Büyük Millet Meclisi birinci milletvekillerinin tutanaklarını okumayı tavsiye ederim bu milletvekillerine veya parti başkanlarına. Şimdi bir kere hepsi bel altı vuruyor. Ağır hakaretler, şerefsiz, alçak, namussuz. Ondan sonra açılan davalar, Cumhurbaşkanı 750 tane dava açmış. Her birinden 10 bin, 20 bin, 50 milyar lira para istiyor. Sonra bir gün hepsinden feragat etmiş mesela. Hakaret davaları. O yine başladı. Sonra yani. Tekrar başladı. Bir isimle başladı. Kasetlerle parti genel başkanları indiriliyor. Yani bu kötü örnek oluyor bana göre. Yani daha iyi, daha güzel müzakere edilerek konuşulması lazım. Bakın mesela dün Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Diyor ki bu ittifaklarla ilgili, seçimlerle ilgili muhalefetin getirdiği tekliflerin, Temel Karamollaoğlu'nu işaret ediyor, getirdiği tekliflerin hiçbir kıymeti, harbiyesi yoktur, ülkemize faydalı değildir. Bu kimin kanaati? Kendi kanaati. Diyor ki ben bilirsem ben bilirim, sen hiç bilmezsin. Sonra adam nezaketen bir hazırlık yapmış. Ama görüşmede zina yanlış yapıyor. Bunu kaldırın tekrar dediğinde bunu kamuoyuna da sunuyor aynı zamanda. Ne? Yok öyle değil. Kamuoyunda sunması değil yani. Acaba seçimlere yakın olduğu için mi yapıyor? O zaman onu sunan adam domuz etini de getirir sunar. Onu da getirir, değiştirir. Tamam mı? Mesela belki de o da yapılacaktı. Keşke yapılsın. Ben yanlıştan dönülmenin fazilet olduğunu sanıyorum yani. Toplum. Esas olan şu. Yani siz demokrasilerde iktidar her zaman olur. Muhalefeti de dinleyeceksiniz yani. Ama muhalefet yok deniyor. Yok. Diyor ki hiçbir görüşü faydalı değil, bize fayda etmez diyor. Şimdi bu seviye düştüğü zaman. Demek ki ittifaka zaman, da ihtiyacı yok onlarla o zaman. Ya adam dedi şimdi bakın seçim yapılıyor değil mi? Anavatan Partisi 7 defa seçim kanunu değiştirdi. Mağlup olmaktan kurtulamadı. Galip olmaktan kurtulamadı. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Uyum yasaları çerçevesinde Saadet Partisi bir program hazırlamış. Uzmanları toplamış. Mahalli idarelerde, merkezi yönetimlerde, parlamentoda, siyasi partiler kanununda, seçim kanununda yapacağı değişikliklerle ilgili şöyle olursa faydalı olur demiş. Bunu götürmüş meclis başkanına vermiş. Siyasi partilere vermiş. Bir de Cumhurbaşkanı'na randevu almış, anlatmış. 3 gün sonra Cumhurbaşkanı'nın söylediği söz bu ifade. Hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Memlekete de faydası yok. O senin kanaatin. Ama öbür tarafı da bir dinle bakalım. Şimdi ne yapılıyor? Seçimler ne yapılıyor? Bir kere Türkiye'de evvela bir adil seçim yok. Bunu kabul edelim. Yani seçim sistemi, barajıyla hepsiyle beraber adil değil. Neden adil değil? Bir, bütün medya kuruluşları, havuz medya denilen dahil, TRT dahil, gazete basın dahil iktidarı destekliyor. İktidardan reklam alıyor, ilan alıyor, mahalli idareler, belediyeler öyle. İki, devletin imkanlarını kullanıyorsun. Bütün imkanlarını, araçlarını kullanıyorsun. Üç, bütün paraları 3 parti bölüşüyor. İşte demişim ki oraya %10'dan aşağı, %7'den aşağı oy alan parti para alamaz. 4 parti. 4 parti. O zaman ne alıyor? CHP alıyor. AK Parti alıyor. CHP alıyor. MHP alıyor. HDP alıyor. Değil mi? 4'ü alıyor. Peki bütün teşkilatlarını tamamlamış 500 bin üyesi olan partiye sen hiç para vermiyorsun.
ona para veriyor. Bu bir kere adil değil ki. Şimdi haberleri açın. Siz televizyoncusunuz, sabah açın. Sabah Cumhurbaşkanı konuşur. Öğle haberlerinde Cumhurbaşkanı konuşur, akşam konuşur. Gece haberlerinde de Cumhurbaşkanı konuşur. Vakit bulursa arada bir de Başbakan konuşuyor. Ama ülkenin Cumhurbaşkanı konuşması mı? Konuşsun da az konuşsun kardeşim. Yani. Bu kadar ne? Muhalefet, bakın grup toplantıları yapılıyor değil mi? Hı hı. Orada grup toplantılarında CHP konuşuyor, bir de AK Parti konuşuyor. Peki Temel Karamoğlu da yapıyor. Her hafta basın toplantısı yapıyor, bir saat sürüyor. Ondan da 10 dakika ver. Kanun vermeyi öngörüyor zaten. Siyasi partilere oylarına göre az veya çok vereceksin. Yani iktidar kadar değil. Ama her şeye o konuşuyor. Yani siz şimdi Milli Eğitim Bakanınız var. Sabah kalkıyor, hukuk ben kaldırdım diyor. Bir de olmuyor. Doçentlik diye bir şey, yardım doçentlik yoktur diyor. Ondan sonra bakıyorum yok de o emre itaaten yapıyor. Yani böyle bir sistem açık oluyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Medya, yandaş mı medya şimdi mı ne oldu? Yandaş medya ne demek? Havuz medya. Tabii onlar da aralarında aşırı yağ yakanlar, az yağ yakanlar. Değişiyor. Yani bir hanım bak yemeğe tadıyla az yağ, doğru düz bir yağ yakarsa, atarsa yemeğin içine zevkli bir yemek olur. Ama yağ fazla olduğu zaman sırıtıyor ya. Peki. Şu yapılanlara bir bakın ya. Atılan manşetlere bir bakın ya. Bakın şimdi bir tanesini söyleyeyim size. Diyor ki AK Parti MHP ile ittifak yapıyor. Geri kaldı CHP, Saadet Partisi, HDP'de ittifak yapıyor. İyi Parti mesela. Yok yok, o resimlerini koymuş. Yani adam diyor ki 50 defa bizim ittifakla işimiz yok. Biz ittifak değil, kendi adayımızı göstereceğiz dediği halde sizi HDP'nin yanında teröristlerle bir gösteriyor. Algı operasyonu bu işte. Başka nasıl algı olur? Ondan sonra sokakta vatandaş bana diyor ki siz HDP binasına niye gittiniz? Peki ben size bir şey daha söyleyeyim. Çok üzücü, fevkalade rencide edici bir şey söyleyeyim. Bu lezbiyen, homoseksüeller vardı. Hı hı. Onlar anayasal hak talep ettiler. Ve bu hükümet muhalefetle bir anayasa değişiklik paketi yapıyordu. 40 maddelik. Onun 40. maddesi neydi biliyor musunuz? AK Parti imzaladı milletvekili. CHP imzaladı, MHP imzaladı, HDP de imzaladı. Neydi biliyor musunuz? Onlara anayasal sosyal hak vereceklerdi. Dernek kuracaklar, federasyon yapacaklar, yürüyüş yapacaklar. Düşünebiliyor musunuz? Peki bunu niye görmüyorsun yani? Bunu niye itiraz etmiyorsun buna diyorum. O sivil toplum kuruluşlarına söylüyorum. Yani hükümetin yanlış yaptığına da destek vermek suretiyle, iyiye de iyi, kötüye de iyi destek vermek suretiyle AK Parti'ne iyilik mi yaptığını zannediyorsunuz? Siz o zaman medyayı, STK'yı, cemaatleri, tarikatları hepsini böyle aynı safta, aynı öyle düzlemde tabii. Yanlış yolda gidiyor diye bakın biliyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Tabii yanlış yapıyorlar. Yani bir kere yaptıkları işin hakkını vermiyorlar. Şimdi seçimler yapılacak. Ne yaptılar şimdi? MHP'de bir çok seslilik oldu. Birisi aday olmaya kalktı. Kongreyi iptal ettirdiler vesaire derken bir kazada, bir mahkeme kararıyla imza toplandığı halde Devlet Bahçeli kurtarıldı. Şimdi ne yapıyorsunuz siz? Bir çizginin arasına AK Parti ile MHP'yi koyduğunuz zaman MHP %5 aldı diyelim. AK Parti'de 35 aldı, 40 oldu. MHP barajı açmış oluyor. Dahasını baktık ki bu kafi gelmez. Büyük Birlik Partisi de biz destek verelim dedi. Sen de partini kapatma. Varmış. Gel bizden aday ol. Eski kanunda ne diyordu? Bir partiden istifa etmeden veya partisini kapatmadan burada aday olamıyordu. Şimdi ne yaptılar? Bunu da kaldırdılar. Bu ne oluyor? Tamam, seçim hilesi oluyor. Yani bir hileli koalisyon, hülle dediğimiz bir koalisyon şekli yani ortaya çıkıyor. Maça çıkmadan bütün ondan sonra ne yapıyorsun? Kuralları ben belirliyorum diyor. Hakem tamam, de benden, tamam. Şartlar da hakem ben belirliyorum. Hakem tam penaltı noktasındayken düdüğe basıyor, durduruyor. Adamı durduruyor. Adam halbuki ceza sahasını geçmiş, direğe geçip gol olmak üzereyken adam durduruyor. Sen şimdi bunu milli mutabakat, yok başkanlık sistemi, yok oylar boşa gitmesin. Bir dereden su getiriyorsun ya. Ya bu bir alışveriş işte. Bu partiler içerisinde demokrasi var mı sanki? Yok. MHP'nin içinde bir tanesi itiraz etti, herkes ayak kalkıyor. AK Parti'de var mı? Yok. Parti içi demokrasi var mı? Yani 15 senede duydunuz mu ki ya bizim parti şunu şöyle yapsa daha iyi olurdu diyen biri var mı? Yok. Derse milletvekili olmaz bir daha. Geçen gün bir tane
Bir tane çıktı. Şeker fabrikalarıyla alakalı kapatılması yanlıştırdı bir başka ilde. O tavsiye etmiştir, gitmiştir. Ben öyle demedim, gazeteciler öyle yazdı falan diye oraya hesap vermiştir. O peki şöyle, peki neden STK'ları da aynı şekilde görüyorsunuz? Niye görmeyelim? Şimdi cemaatler STK'ysa, ya kardeşim diyorum ya, bak burada Konya'da kaç tane vakıf var? Kur'an kursu hizmeti yapan, eğitim hizmeti yapan, hafızlık hizmeti yapan. Bir tanesinin domuz etiyle, zina ile ilgili bir şey var mı? Hatta söyledikleri bana, yüzüme söyledikler. Bellemişsiniz bunu diyordu adam bana. Ya bu temelin, devletin temeli aile. Aile yıkıldığı zaman hepsi yıkılır. Ha burada kendisi Sayın Başkan'ın itiraf ediyor. Yanlış yapmışız diyor. Avrupa Birliği yap dedi diye yaptık diyor. Hala da caminin imamı, müftüsü itiraz ediyor. Ya ne itiraz ediyorsun? Senin görevin uyarmak kardeşim. Toplumu uyarmak, idareyi de uyarmak. İdareyi de uyarmak, mecburiyetindesin. Diyanet İşleri Başkanı ne yapar ya? Şeyhülislamlar, Mısır seferinde Kemal Paşazade vardı şeyin yanında. Şeyhülislam olarak ordunun yanında. Yavuz Sultan Selim'in yanında, Sina Çölü'nde. Sen gitsene Diyanet İşleri Başkanı olarak, git ordunun orada. Topla orada askere hitap et, konuş, moralini artır. Ne oturuyorsun Ankara'da, ne yapıyorsun Ankara'da? Peki bu şu cemaatin içine gelelim. Ne var, ne yapmış bu cemaat şimdi? Hangisi? FETÖ cemaati. Üniversite açmış. Hastaneleri açmış. Değil mi? Hastane açmış. Dershaneleri açmış. Holding kurmuş. Gazete açmış. Televizyon açmış. Bunlar hepsi izne tabidir ya. Bunlar hepsini sen vermişsin. Banka. Ne verdiyiz? Banka açmış. Banka açılışında açın. Bu hükümetin başı var şimdiki. Fotoğrafı var. Sayın Erdoğan var. Çiller var. Rudra kesiyorlar. Peki hepsini sen vermişsin. Sen demişsin ki ben aldatıldım, bitti demişsin. Peki bu yurt dışında okullar yapmış. Sen ta ne zaman öğrenmişsin? Ya bu zat kitaplar yazmış. İslam hukukunun akaidini temelden yıkan şeyler yapmış. Cebrail bana gelse parti kurmam. Ben peygamberle her gün görüşürüm. Bak ben size bir tane acı örnek vereyim. Olimpiyat yapılıyordu değil mi? Olimpiyatlar. Konya'da da yapıldı. Olimpiyatlar Konya'da da yapıldı. Bunun bütün mali şeyini mali idareler karşıladı. Usulsüz, kanunsuz yaptılar ya. Para verdiler ya. Belediyeler için. Belediyeler için söylüyorum. O tabii bunun belgesi olmaz. Arkasından ne yaptılar? Büyük salonlar tahsis ettiler. Ne yaptılar bunlar? 18 yaşında kız 18 yabancı erkekle çıktı, şarkı söyledi. Salon böyle. Orada Müslüman olarak herkes duruyor değil mi? Bunlara İslami hizmet diyordu. Oraya peygamberin geldiğini söyledi. Sesini çıkaran olmadı. Orada 10 bin tane adam bir tanesi akşam namazı kılmadı. Yatsı ezanı okundu gitti, program 3-4 saat sürdü. Hadi laikleri anladık. Ateistleri anladı. Sana ne oldu? Niye bir tane hoca bunun yazdığı kitaplara reddiye yazmadı? Bundan önceki Diyanet İşleri Başkanı gitti. Pensilvanya'da ziyaret etti. Bizim Konya'da hocalarımız gitti orada. Ziyaretler yaptılar. Ellerini öptüler. Çok iyi hizmetlediler. Hani sizin ferasetiniz vardı? Hani sizin ilminiz vardı? Adam neler yazmış ki? O yazdı önceki kitaplar. Diyanet İşleri Başkanı derken? He? Önceki görmez. Onun ziyaret yok ama. Kardeşim ya kitabında şey var, ön sözleri var. İşte çok alimdir, fazıldır. Yok, onunla ilgili bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada o gönderdiği notun kendisine ait olmadığını da ifade etti. Yani kendi yazdığı ama o şahsa göndermediğine dair de açıklaması. İnşallah öyledir. Tamam. İnşallah öyledir. Tamam. Peki siz şimdi o 20 yıldır kitap yazarken neredeydiniz? Her şeyi verirken neredeydiniz? Yani arsaları verirken, o programları düzenlerken. Ay şimdi diyecek ki biz de vakıf hastanesini verdik. Ama biz vermedik. Kullanım hakkını verdik. Ve kullanım hakkına karşılık da belediye işçilerine bedava bakacaktı. Bir arkadaş da öyle söylemiş. O da verdi. Öyle söylüyor ama verdi. Sizin için mi? Evet. Sizin döneminizde. Evet tamam. Biz dönemimizde verdik ama kullanım hakkını verdik. Ve onun karşılığında da belediye işçilerine ücretsiz bakacak. Artı cirosunun %3'ü, %4'ü civarındaki ni de fakirlere bakacak. Bizim gönderdiğimiz fakirlere, bize müracaat eden fakirlere bakacak. Artı yanına yaptığı binalar da belediyeye kalacak. Ve bina yaptılar, belediye kaldı. Ama bize bir heyet geldi. 20 tane içinde profesör var, doçent var, gözcü var, kalpçi var, cerrah var, var. Biz eğil bir ev diye verdik. Ama yine de vermedik yani. Tapusunu vermedik ya. Ama sen tapular verdin. İmarlar verdin, izinler verdin. Ondan sonra şimdi ne oldu? Aşağıdaki
O bankaya para yatan adamı hapsediyorsun yani. Ya bunun onun darbeyle ne ilgisi var? Problemler mi meydana geldi bu yapılan çalışmalarla alakalı? Manevi iklim bozuldu. O tabii. Aile dediğiniz temel bakın taş bozuldu. Bir tane okuduğum şeyi söyleyeyim. İmam Gazali Hazretleri 950 yıl önce yazdığını söylüyorum. Hı-hı. Diyor ki ulema bozuldu. Arkasından ümera bozuldu. Millet bir ulemaya baktı, bir ümeraya baktı. Ümeraya baktı. Dinini öğrenecek yer kalmadı. Allah bu millete acısın. Ben şimdi İslam için gönül veren hocalar tebrik ediyorum. Vakıf çalıştıranları falan bu cümlemin içinde değil. Bu işi istismar eden, dinimizi doğru anlatmayan, dinimizi olduğu gibi söylemeyen, yanlış yapan idareciye ikaz etmeyen için söylüyorum ya. Yoksa öbür hocaların elini öperiz yani. Bu yaşananlar artık geride kaldı. Şunu yapalım, çözüm şuradadır dediğiniz ya nokta var mı? Ya bak kardeşim, bu Kerbela vakasına döndü. Çözümü söylüyorum, bak çözüm. Aslında o çok iyi söyledin. Çözüm nedir ya? Ya doğrudan. Hep eleştiriyoruz ya, hep geçmişi sen o zaman sor ya. Çözümünü söylüyorum. O işte, yüzden tamam. Yani bundan hepsinin sonrası. Hepsinin arkasında çözümü söyleyelim. Bunun çözümü, bu mahkemeler bir an önce bitmelidir. Eline silah alan, devlete ateş açan, insanımızı öldü, şehit edenler idamı getir, yargıla idam et, bitir. Müebbet çözmez bu işi. Ben size söyleyeyim. Bu müebbet bu işi çözmez. Yargıla doğrudan bir fiil bu işe karışanları bitir. İhanet, o hainlik yapanları suçluyu bul, bul idam et ya. Öyle ip sallamakla efendim idamı kaldırmışsın. Daha önce oy vermiş. Şimdi diyorsun idam. İşte diyor ki halk isterse. Halk istiyor işte, tamam idamı getir. Ver idamı, bitir. Ve hem onlar için, idam olanlar için de hayırlı bir iştir. Yaptıklarının bedelini dünyada öderler. Müslüman olarak ölürlerse ahirette hiç olmazsa kurtulurlar. Ahiretin idamı çok ağırdır. Dünya gibi olmaz. Cezası çok kötüdür oran. Çok ağırdır ya. Sen tutacaksın 20 yaşında askerin üzerine tank süreceksin, adam üzerine tank süreceksin. Ondan sonra bana dinden, imandan bahsedeceksin. Ama geçmiş tarihte idamı uygulamak için getirenlerin son durumu iyi değil ama. Neyi? Yargılama noktasında idamı getirenler sonuçta zor durumda kalıyorlar. Yok, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Siz bu araştırma, incelemeye tabi şeyler. Orada yaparsın, bitirirsin. Benim söylediğim, siz bir kanun hükmünde kararnameyle, bunda baylok var, yok bunda bankaya para yatırmış. Yani siz istikbalin nasıl batırıyorsun adamın baştan sona 40-50 yıllık firmayı? Sen nasıl aldandıysa o da aldanmıştır. Peki, çok hızlı gitmemiz lazım. Evet, süreyi doğru değerlendirmek açısından. Evet. Bu arada mesela zinayı da konuştuk, bilmem medyayı da konuştuk. Bunların hepsi de bağlantılı. Geçtiğimiz günlerde Konya'da Göç İdaresi'nde böyle tacizle alakalı bir olay meydana gelmişti. Evet. Olay tabii ulusal basında bir yerlerde yayınlanmadı. Yayınlanmadıktan sonra da özel bir yerlerde servis edildi. Gazeteciler başka yerlerde yayınladı. Ve neticesinde valilikten şöyle bir açıklama yapıldı. Denildi ki basında çıkan habere istinaden soruşturma başlatılmıştır. Şimdi, o işi gerçekleştiren kişi için de emeklilik dilekçesiyle verdiği başvuru yaptı, ortaya şimdi çıktı. Şimdi bu sistem ne getirecek? Şöyle, özür dilerim. Yani taciz daha çok serbestiyeti, medyanın daha çok yayınlayamadığı, seslendiremediği, sustuğu bir süreci ve neticesinde de adaletin tesisinde zafiyetin olduğu meydana geliyor. Bu genel çerçevede anlattıklarınızı herhalde benimsetiyor. Şimdi bakın, siz partili cumhurbaşkanı olursanız, cumhurbaşkanının iki tane il başkanı olur. Bir tanesi partisinin il başkanı olur. Valiler de il başkanı olur. Kazalarda da kaymakamlar da partili il başkanı olur. Peki. O zaman ne olur? Vali tam doğru dürüst hareket ettiği zaman hemen partinin il başkanıyla anlaşamayacağı için görevden alınır. Bu sistem sonunda buraya gelir. Şimdi mevcut başkanlık sistemi dünyanın hiçbir yerinde yok. Hiç kimse sorumsuz değildir. Hiç kimse sorumsuz değildir. Yani mutlaka Cumhurbaşkanı'nın da yargı, yürütme, yasama dediğimiz o erkler var ya, onlara karşı sorumlu olması lazım. Yani diyelim yanlış yaptı, ne olacak ondan sonra bana söyleyin. Ben burada yanlış yapmışım. Bak geçen açıklama yaptı, dedi ki Topbaş, İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul'daki gökdelenlerin hiçbirisinde benim imzam yoktur. Hepsi Ankara'dan imzalan. Peki Ankara'dan imzalanırken Cumhurbaşkanı haberi yok muydu? Vardı. Hala gökdelen yapılmıyor mu? Yapılıyor. Cumhurbaşkanı ne diyor? Silüeti bozdu diyor. Ya tamam, senin imzan var o zaman. Ya attığın imzadan haberin yok. Ya o adam yanlış söylüyor. Çağır konuş. Ondan önce giden bakan da aynı şeyi söylemedi mi?
Ben bunlara ben imza atmadım. Bunlar Ankara'nın işi. Yani Bayındırık Bakanlığı işaret etti. Bayındırık Bakan da Başbakan işaret ediyor. Yeni gelen de. Evet, tamam. Siz şimdi medyada da, şimdi ne var medyada? Medya. Herkes niye havuz medya diye medya diye söylüyor. E belli ki işte yani. Adam bakıyorsun haberleri olduğu gibi çarpıtıyor ya. Ya bir kere tamam hükümeti çok ver. Doğru vermekte çok oyu var. İktidardır, icraatı çoktur. Ya ama öbürüne de biraz ses ver. Sonra bu olayları kapattığın zaman ne olacak? Bunlar ne yapar? Yer altına koyduğun zaman daha ileride daha büyük felaketler ortaya getirir. Tabii büyür. Peki. Şimdi biz şimdi niye bu olaylar, yolsuzluklar, hırsızlıklar daha çok oluyor? Zamanında yapılanları, bakın zamanında yapılanları tam cezalandıramadık. Üzerine gidilemedi, doğru düz yapılamadı. Orada da siyaset, orada da kamuoyu baskıları vesaire derken ne oldu? Her gün artarak gidiyor işte. Tabii şimdi bununla alakalı yolsuzluk meselesine de girmem gerekecek ama şimdi bakanlıklara bazen garip şeyler olabiliyor. Belli arsaların tahsisi, yerlerin bakın, açılmasına istinaden ihtiyacı olursa çantalar yapılır. Çözüyor bu iş aslında. Bakın, bu dönemde çantalar çözüyor ama. Bakın şimdi var ya, kamu vicdanı çok önemlidir yani. Şimdi 4 tane bakan hakkında bir sürü iddia söylendi. Yani o her basının attığı iddiada doğru olmayabilir. Doğru değil. Doğru da değil, doğru olmuyor zaten bazıları. Ama sen kamu vicdanı meclise getirir, komisyon kurar. Hı. İncelenmesin, buna lüzum yok. Komisyon başkanının bir itirafı var, çok enteresandır. Ben diyor ki vicdanın rahatım, böyle bir şey yok olmadı diyor. Ya yani senin komisyon niye kurulmuş? Senin orada bir tane oyun var, öyleyse öyle kullanırsın. Ama ne oldu? AK Parti oylarıyla adamlar yargılanmadı, soruşturulmadı, öyle kapandı. Kapandı mı? Yok, kapanmadı. Tekrar tekrar gündeme geliyor. Yok yok, hani o hesap döner, keser döner, sap döner var ya. Hmm. Bir gün gelecek, o çıkacak, önüne konacak. Yani. Peki 25 tane şeker fabrikasından 14 tanesinin özelleştirme meselesi var. Yani 33 milyon kar ettiği söylenen Ilgın Şeker Fabrikası da bunların içerisinde. Bak, ben 10 yıl KİT komisyonunda görev yaptım, parlamentoda 10 yıla yakın. Bütün şeker fabrikalarını inceledim, devlete ait. Bütün petrol ofisi, Tüpraş'ı, efendim, yani kamu bankaları, Etibank'ı, Krom Vanez'di, devletin ne kadar 150 civarında Ziraat Bankası, Emlak Bankası, Halk Bankası hepsini inceledim. O nasıl oluyordu? Başbakanlık veya Devlet Denetleme Kurulu üyeleri onları inceliyorlardı. Tehlikeli gördüklerini madde halinde yazıp bize gönderiyorlardı. Komisyonda müzakere ediyorduk. Ben o komisyonda 10 yıl devleti çok iyi tanıdım. Bakın şimdi. Şeker fabrikaları bir ihtiyaçtan yapılmıştır. Tamam. Teknoloji eskimiştir. Özelleştirme kanunu 4046 sayılı kanunun özü şu. Diyor ki bir tesis özelleştirildiği zaman personeli ikiye katlayacak. Teknoloji yenileyecek. En az 5 yıl süre koymuş oraya. Hmm. Teknoloji yenileyecek. İstihdam sağlayacak. Bak personel artıracak. Arazi satacak demiyor. Siz et balığı kapattınız, yerine konut yaptınız. O konutlar et balık yapmaz, yapamazlar. Ama orada et balık olsaydı besicilik artardı, kesimhane olur, işlerdi. Ama siz kapattınız, özel sektöre verdiniz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Aynı hükümetin habire Tarım Bakanı değişiyor. Her gelenin yoğurt yiyişi ayrı. Doktoru getirmişsin, Tarım Bakanı yapmışsın. Tanayı göster, buzağı göstersen bilmez. Koyunu, erkeği, keçiyi bilmez. Yani onu ki Tarım Bakanı yapmışsın. O bürokratlardan çalışıyor şimdi. O bürokratlar onları anlatıyor. Halbuki 10 bin besleyen bir besiciyi Tarım Bakanı yap, ondan iyi hayvancılık yapar, getirir. Bak ben size söyleyeyim. Siz şimdi Ilgın Şeker Fabrikası'nı satıyorsunuz. 33 trilyon para kazanmış. Kazanan satılıyor. Son kârı. Siz daha önce kötü örnekler vermişsiniz. Telekom'u satmışsınız. Telekom'u satılırken satmışsınız. Stratejiktir, satmayın. Cumhurbaşkanı dinlenmiş. Kripto telefonlarla dinlenmiş değil mi? Telekom devletin elinde olsaydı bu iş olmayabilirdi. Tüpraş'ı sattınız. Vergi rekortmeni. Yani siz cep telefonlarının hepsini özelleştirdiniz. Telsim dediniz, AVE dediniz, Vodafone dediniz. Para basıyor, onu sattın. Şimdi şeker fabrikasını satıyorsunuz. Şeker fabrikası. Çok enteresandır. Petrol ofiste bir yolsuzluk oldu. O komisyona ben başkanlık yaptım mecliste. Petrol ofis özelleştirildiği zaman, Doğan grubuna özelleştirildi. Özelleştirildiği zaman
O zamanki parayla, satılan paradan daha fazla kasasında para vardı. Parayla teslim ettiler petrol ofisi. Parayı alabilecekken? Parayı bakın 20 liraya sattılar diyelim değil mi? Kasasında 25 lira vardı. 25 lira. Parası fazla. Parayı verdiler, tesisi de verdiler. Adam ne yaptı? Avusturyalılara sattı. Tüpraş'ın özelleştirilmesinde %17 hisse bu hükümet döneminde hileyle devredildi. Kamuoyuna duyurulmadan devredildi. Bir Avusturya şirketi aldı. Peki siz hepsini özelleştirin. Yaptınız. Neden ne olacak siz bu memlekette? Şey mi yapacaksınız? Garsonluk mu yapacaksınız? Yok, bunu peki neden yapıyoruz yani? Evet. Bu özelleştirmenin sebebi ne? Ya diyor sıcak ki, para bakın. Mı? Yok canım, ne sıcak para? Bunların 15 tane et şeker fabrikasına alacakları paranın tamamı 3-4 trilyon ancadır yani. Yani bir aylık faiz parası bile etmez bura. Hükümetin aldığı kredilerin faiz parası etmez. IMF'ye borcu ödedin de dünyanın 50 tane ülkesinden para alıyorsun şimdi. 50 tane ülkesinden. Ben hatta kredi para bulmakta zorlanıyorsun. Herkes %2 ile para bulur. Sen %10 ile para topluyorsun dünyadan. Şimdi şu özel gelelim şimdi şeye. Ilgın Şeker Fabrikası'na. Sen Muş'u özelleştiriyorsun. Bak olacağı söylüyorum şimdi. Özelleştirilen her fabrikanın şimdi o öyle şartlar koymuşlar ki çok cazip gibi. İşçiler emekli ediyor. Lan emekli olan işçi sana yine yük olur. Yani senden para almaz ama topluma yine yük olmaya başlar. İşte erken emekli ol diyor. Seni 3 sene çıkartmayacak diyor vesaire vesaire. Kota böyle tutacak. Hiçbirisi uygulanmıyor. Uygulanmadığı zaman ne yapılıyor dersen hiçbir şey yapılmaz. Peki sen hareden şeker fabrikası niye satıyorsun? Bak ben sana formülü söyleyeyim. 14 tane şeker, 35 şeker fabrikamız var. 14'ünü satıyorsun. 25'inden 14'ünü. 14'ünü satıyorsun. Şimdi karşı taraf ulusal grup. Yok bu Atatürk'ündü, yok bu efendim filan zamanındı, şu zaman yapıldı, bu zaman yapıldı. Böyle bir siyaset olmaz. Ortaya getireceğim bir çözüm önerisi. Bak çözüm önerisini söylüyorum. Bu şeker fabrikalarını bölgelere göre ayıracaksın. 3 tanesini, 4 tanesini ayıracaksın. Bu şeker fabrikalarını. Bunların, bu şeker fabrikalarını kişiye satmayacaksın. O bölgede pancar ekenlere satacaksın. Tarımla uğraşanlara da satacaksın. Hepsine satacaksın. Burası yenilenecekse o yenilenirken buraya KDV, ÖTV vesaire almayacaksın. Buradan 5 yıl vergi almayı da kaldıracaksın. Bu insanlara kolaylık yapacaksın. Kotayı hiç indirmeyecekler, onu da hazırlayacaksın. Başına da o 3 fabrikanın bir tane anonim şirketin başına canavar gibi adam koyacaksın. Zehir gibi 25 yaşında. İşletmeci, iktisatçı. Adamı hiç de müdahale etmeyeceksin. İşletemezsen kafanı koparırım diyeceksin, vereceksin. Ekimini yaptıracaksın. Şeker fabrikalarında şekerin dışında ne üretilebilir? Tesisleri yenileyeceksin. Başka iş de yapacaksın. Gıda sektöründe başka iş yapacaksın. Onlar da sıvı şeker üreteceksin. Bilmem işte glikozlu da üreteceksin. Başka şeyler de ürettireceksin. O kompleks içerisinde yapacaksın. O bölgenin halkına da onu satacaksın. Tamam. Sen alacağın paradan daha fazla, o halk sana o parayı öder. Hem halkın dahasını içini, söylüyorum ekonomi, şimdi. Dahasını söylüyorum. O bölge şeker fabrikası hayvancılıkla da yakından ilgilidir. O bölgeler yakın bölgelerde olan devlet, işte Sarayönü çiftliği var. Bakın bu projedir yani, söyledim projedir. Ama bunlar kafa yoracak, mesai isteyen işlerdir. Hayvan ithaline izin verdim. 5000 ton Sırbistan'a et getirdim. O da şeyli çıktı, virüs hastalıklı olan çıktı. Yok Uganda'dan bilmem şey getireceğim, Sudan'dan et getireceğim. Ya bunlar çocuk işi bunlar. Bu işi hiç deliler bile yapmaz. Akıl tutulması var bunlarda. Bakın ben size söyleyeyim, bu Sarayönü çiftliği, Göz çiftliği duruyor boş. Milyonlarca metrekare. Oraya de ki bak proje söylüyorum, proje. 1 milyon büyükbaş. Oraya diyeceksiniz ki 5 milyon da küçükbaş hayvan İstihdam. Bakacağım ben burada. Devlet oraya ben bakacağım. Kurduğum şirketle. Sana diyecek ki param varsa yatır buraya. Evet. Ben 100 tane sığır. 3000 liradan 300 lira. 200 de koyun alacağım. O da şu kadar parada. Yatırdım, ortak olduk. Bunu toplu hepsine bakacağız. Hemen bunun yanına bir yem fabrikası kuracağız. Çok önemli bir şey anlatıyorum ben burada. Yem fabrikası kuracağız. O yem fabrikası etin üretiminde katkı maddeleri dışarıdan ithal edilir, çok büyük masraflar var. İki ilaç fabrikasına onu üretmeye etkisi vereceksin. Ondan da vergi almayacaksın. KDV almayacaksın. Hepsini kaldıracaksın.
O yem fabrikasını kurduğun zaman yem yarı fiyatına mal edeceksin. %30, %40 indirim ile yapacaksın. Besi, tarım, ilaç. Tamam. Benim verdiğim para, ben yıl sonunda sen ete döndürdüğün zaman bana diyeceksin ki senin 100 hayvanın 200 de koyunun vardı. 400 bin lira paraya atılmıştı. Adam şimdi dolarda tutuyor parayı. Altında tutuyor parayı. Ya biz orada sığırda tutacaksın. Senin hayvanına baktık, masrafı şu. Maliyet masrafı da bu, alış fiyatı da bu, şu bu, bu filan yap attık. Bak sen, cazipse sana %20 kar verdik. Ettim senin paran. Tamam, o zaman herkes bankadan parasını çekip faizden götürüp orayı atılacak. 450 tamam. Olarak. O zaman ne yapacağız? Türkiye'de biz 5 tane çiftliğimizde 5 milyon büyükbaş, 20 milyon küçükbaş hayvan yapacağız. Öbür ikinci sene et ihracı yapacağız. Ve sen şimdi bölge dengeleri kuracaksın. Bu kadar kolay mı hemen ihraca dönmek? Tabii döner. 2 yıl içinde döner. 2 yıl içinde döner. Bir hayvan için bakacağın süre 6 aydır, 11 aydır. 11 aydır. Onları yavrulatacaksınız. 11 ay bakıp ete döndüreceksiniz. Yani şimdi siz 29 liraya et getiriyorum diyorsunuz, kapalı. Ne olduğu belli değil. Ne olduğu belli değil tam. Türkiye'de kesimin helal olup olmadığı tartışılırken Sırbistan'dan et alıyorsun. Bir kere bir şey var ya, bir tarım ülkesi adı var ya. Siz 10 sene önce bu ülkede nohut da, fasulye de, işte bulgur da, hepsi kendimizin. Şimdi hepsi ithal. Sen ne yapacaksın? Sattın. Sen ne yapıyorsun? Kargil firmasına mısır şekerine izin veriyorsun. Kotayı arttırıyorsun. Talimatla arttırıyorsun. Ama Amerika bastırıyor, talimatla arttırıyorsun. Kargil'in talimatı mı, direktifi mi? Tabii direktif, tabii talimatı. Ya Kargil firmasının Amerika'da faaliyet göstermesi yasaklanmış. Sen nasıl Türkiye'de izin veriyorsun? Ha? Nasıl izin veriyorsun? Söyle. Niye izin veriyorsun bu kadar adama? Niye izin veriyorsun? Sen niye Sırbistan'dan et getiriyorsun? Arkadaş yeme eti. Haftada bir, ayda bir. Zaten asgari ücretle et mi alıyor ki yiyor? Yemiyor, yemiyor. Peki neden getiriliyor olabilir? Rant mı? Yoksa mecburiyet mi? Başka bir şey mi? Çözüm. 3 milyon ton domuz etiyle tatmin ediyorlar. Ya sizin işte dediğiniz şey daha zor ama bu daha kolay. Ya o ithal izin vermek bir kararnameyle bağlı. İmzalarsın, geçer gidersin. Birisine de ithal ettirirsin. Tamam, ben orayı bilmem. Rant olup olmadığını ben bilemem. Yani içinde olmadan bilemem. Ama ben size bir şey söylüyorum. Biz Ilgın Şeker Fabrikası'nın temelini atarken ben oradaydım. Rahmetli Erbakan Hoca attı. O zaman bu fabrika olmaz. Bu fabrika olmaz. E bak Konya Şeker nasıl çalışıyor. Ha siz aynı bu örneği orada uygulayın. Bu üç tane şeker fabrikasını bu bölgeye yakın olan birleştirin. Bir elden yönetilsin o üç fabrika. Öbür üç fabrikada bir, o dört fabrika. Örnek siz olarak. Muş'u da fabrikasını satarsanız Muş'ta jandarma karakolundan başka binanız yok ya. Siz niye kapattınız et balıkları? Niye kapattınız? Özelleştirildiniz. Ankara et balığın yerde ne var biliyor musun? Migros var. Konya et balığın yerde ne var? Konut var. Konutlar var. Konutlar var. Üretim mi yapar? Halbuki benim dediğim türde çiftliklerde toplu beslenme, vatandaşın parasını oraya atırsın ya. Gitsin orada beğensin, desin ki arkadaşlar ben 100 tane sığır için para yatırıyorum, buyur para yatırsın desin. Ölürse zarar etmiş olsun, vatandaş da zarar etsin. Bak ona bak. Sen şimdi yaptığın ne? 300 tane koyun verecek. Onu soracaktım. 300 koyunla alakalı ne düşünüyorsun? 1666 tane üreticiye 300'er tane konut koyun verildiği zaman sorunun çözümüne dair hiç çözmez. Hiçbir şey çözmez. Bir şeyler olur mu? Bolca yolsuzluk olur yani. Tamam. Yani tamam. Bolca yolsuzluk olur. Tabii. Ya hiç. O da ithal edilecek çünkü. Ya kardeşim sen ithal edeceksin de 300 tanesi ayrı bir yerde, 300'ü ayrı bir yerde yaptığın zaman maliyet çok. Ama adamın kendi imkanı varsa kendi yapsın. Tamam. Yok arsası mevlisi olanlara şey verilecek şimdi, zaten. Hı-hı. Tarımda toprak parası veriliyor değil mi? Toprak parası. Tamam. Ya Mardin'in yüz ölçümünün 5 katı para verilmiş. Diyarbakır'ın yüz ölçümünün 3 katı para verilmiş. Bu adamlar devlette hala görev yapıyor. Ya bu adamın arazisi ne kadar? Ona bile bakmamış. 2 kat, 3 kat para ödenmiş. Yolsuzluk yapılmış yani. İçinden yıkılmış iş. Adam Güneydoğu'da elektrik kullanıyor. Otel ısıtıyor. Otel aydınlatıyor. Saat yok. Böyle bir sistem olur mu? Böyle bir düzen çalışır mı? Sen şimdi hepsini özelleştirmişsin. Yok burasını filan adam yapsın. Oradan sonra, ya sen yani şehrin dışına gelen elektriği üreten devlet ve onun verdiği lisans verdiği firmalar. Sen onu şehre gelen elektriği dağıtmaktan
parasını toplamaktan aciz. Tahsildarlık bile yapamıyor. Yani siz özetliyorsunuz, bütün bu özelleştirmelerle birlikte devletin kasasına girecek olan gelirler dışarıya doğru gidiyor. Hı? Bütün özelleştirme hepsine baktım. Özelleştirme 84'te başladı Türkiye'de. O günden bugüne kadar yapılan özelleştirmelerin tamamından devletin kasasına giren çok büyük mallar satıldı. Çok büyük araziler gitti. Devlet arazisine gidenler yabancı firmalara gitti. Onlar pazarladılar çünkü özelleştirmede. Büyük özelleştirmeler yabancı da, firmalar yapıyor. İlan reklamlara gitti. İşçilerin tazminatına gitti. Devletin kasasına doğru düz bir şey girmedi. Bu solcular da yanlış söylüyorlar. İncelemeden söylüyorlar. Devlet özelleştirmeden doğru düz para kazanmamıştır. O der ki reklam yapar. Şu kadar 300 milyar mı civarında bir sıcak paranın son dönemde girdiğini tahmin ediyorum. Kaç? 300 milyar civarında. 300 milyar TL mi? TL bandı. 300 milyar TL dedin. Senin çok basit bir rakam. Senin dedin 15 günlük devlet borcunun faizidir ya. Ya 15 işte zaten günlük. Az önce biz bakın 33 milyon kar eden bir yeri daha kardeşim, ucuza veriyoruz. Bak kardeşim. Şimdi bu hükümet bir bütçe yapıyor mu? Hı hı. Bütçe ne demek? Gelir ve gider. Değil mi? Şu kadar gelirimiz var. Bu kadar tahmini bir bütçe yapıyor. Değil mi? 16 yıldır yaptığı bütçelerin tamamında açık var. Denk bütçe yapamıyor. Gelir gidene deklemiyor. 16 yıldır. Ve her seferinde faiz, ödenen faiz artıyor. 2018'de 65 farz misal. 2019'da 70. 2020'de 71, 2021'de 80 milyar dolar faiz ödüyoruz. Vatandaşın sırtındaki yük de artıyor. Ya şimdiden yazıyoruz. Bu şu demektir. Vergiler artacak, yeni vergiler konacak, faizler artacak demektir. Faizi artıran devlettir. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki faizleri indirin. Hiç alakası yok. Bu kamuoyunun gazını almaktır. Bankanın elinde 10 trilyon parası var. Satacak, faize satacak parayı. Bakın faize satacak. 10 trilyon yerine 50 trilyon talep varsa, 50 trilyon talep varsa banka ne diyor? Faiz rakamını artırıyor. Banka parayı satamazsa ne yapar? Ancak o zaman ucuzlar faiz. Tamam mı? Yani banka parayı satamadığı zaman bir esnaf ne olur? Et satamazsa ne yapar? Ucuzlatır. Biraz daha ucuzlatır. Banka parayı satamaz ama bankanın 10 trilyonu var, 100 trilyon talep var. Hmm. O zaman zaten talebin birincisi devlet kendi. Çıkardığı tahvillerle habire, bakın şimdi ben size bir şey daha anlatayım, anlaşılsın diye söylüyorum. Devletin bu ayın 30'unda borcu var ya, borcu tamam, ödeyecek taksit var ya, bir ay önce tahvil çıkarıyor, parayı hazırlıyor, o borcu ödüyor. Ondan sonra hemen 15 lira tekrar borç alıyor. Borcu borçla ödüyoruz ya. Yani duvara dayanıyoruz. Varlık fonu niye çıktı? Diyor ki kredi vermedikleri zaman bu var ya, bu elimizdeki tesis, sana kefil ipotek veriyoruz. Buna para ver diyor. Ödeyemezsek bak alırsın. Bak ben size söyleyeyim. Çözüm konuşuyoruz. Şimdi diyorsun ya sen şikayet çözüm şudur. Faiz rakamlarını aşağı doğru indireceksin sıfır. Avrupa'da, Japonya'da faiz -1 biliyor musunuz? Bankaya para yatıran para ödüyor üzerine %1. Faiz almayı bırak, para ödüyor. Git bunu çalıştır piyasada diyor. Anlatabildim mi? Dünyada kaç? Libor artı 2. Ortalama faizi 2 artı puanla. Bizde kaç? %18, %20. Yani bir sanayicinin. Bakma sen sanayicinin ses çıkmadığına falan. Banka gelir el koyardı, korkusundan seslenmiyor. Bu siyasi istikrar varmış. Aman bozulmasın, bankalar bizim üzerimize gelir diye korkularını da yapıyorlar. Yani televizyon programında veya parti programında bağırarak, çağırarak faizleri indirin. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Bu Merkez Bankası bizim değil. Merkez Bankası'nda para da yok. Kimin? Söyleyeyim sana. Gizli. Merkez Bankası ne diyor biliyor musun? Benim 90 milyar dolar param var. Para Amerikan Merkez Bankası'nda. Sadece elinde kağıt var. O para da bizim değil. Peki niye tutuyorlar onu? O zaman niye tutuyorlar? Ona faiz ödüyoruz diyor. Niye tutuyorlar onu? Herhangi bir ani bir hareketlilik olduğu zaman o parayı al çekip doları şey etmek üzere, regüle etmek, ayarlamak üzere. Ya şimdi dünyada dolar düşüyor, Türkiye'de düşmüyor. Dünyada dolar çıkıyor, Türkiye'de çıkıyor. Böyle bir şey olur mu? Peki. Böyle bir şey olur mu? Son konuya da müsaadenizle geçiş yapalım. Süremizi değerlendirmek açısından. Bu konuya da girmek lazım. Yani aslında kısa kısa siz değindiniz de. Çözüm endeksi olarak bu şeker fabrikayla alakalı üretim endeksinin olması gerektiğini, besicilikten, tarımdan, ilaçtan her alana destekleri olabileceğini söylediniz. Tamam.
ittifak meselesiyle alakalı sormak istiyorum. Yani evet. Sizin program içerisinde o tarafta Milli Mutabakat ittifakı varken bu tarafta Kayık ittifakı var deniliyor. Uzlaşmacı olmak, bir arada aynı kararları içerisinde ortak masada toplanabilmek aslında iyi bir şey. Evet. Öyle değil mi? Evet. Doğru yani ittifakı yapmakta. Sizi ittifak için çağıran derse ki benim şartım bu. Edersiniz ve etmezsiniz. Evet, tabii. Eğer bu şartlar partinin genel idare kuruluna götürülür, görüşülür. Bana göre bu ittifakın hiçbir faydası olmaz. AK Parti MHP ittifakı normal bir ittifak değil mi sizce? Siz şey dizilerini izlediniz mi? Belgesel hayvan dizilerini. Orada timsahlar var. Hı hı. Böyle o denizdeki çaydaki şeyi böyle ağzına alır, yutar. Ama timsah iki katlanır böyle. Bir hafta sonra o geçiği, oyunu neyse bir haftada hazmeder, yavaşlar. Yani bu hareket Türkiye'de iki kutuplu bir parti getirecek. Bak, siyaset yapmak isteyenler, biri ulusalcılar, ateistler, solcular, efendim şunlar bunlar bir tarafta toplanır. Muhafazakar olup da siyaset yapmak isteyenler de bir tarafta. Yani birileri demokrat olur, biri de liberal olur. Ama bu AK Parti'yle biraz değişmedi mi? AK Parti'nin içerisinde her kesim var. Hayır, hayır. Ne her kesim var? Hiçbir kesim yok. Sadece Sayın Erdoğan'ın talimatı var. Ne kesimi var ya? Nereden kesim? Ha, direktif olarak öyledir de kimlik olarak farklı kimlik insanlar. Ya kimlik dediğin var. Nedir senin? Yani kuruluşunda HDP'liler, HDP'ye sonradan geçenler yok mu var? CHP'ye geçenler yok mu var? CHP'den gelen var mı var? MHP'den gelen var. Her kesimde insanları bir anlamda barındırıyor. Ya bu ittifak değil, koalisyon. MHP kurtarıldı. MHP de AK Parti'yi kurtaracak. Destici de yanına şey diyor. Ya da Saadet'i yanına almaya, yani onu da takoz gibi kullanmaya çalışıyorlar. Peki siz bir şey dediniz. Sizin tehlike şu. %51'i bulamamak. Burada AK Parti baraj kendi %50 ayağına mi? %51 tabii baraj. %51'i bulmadığı zaman seçim alınamıyor. Yani bana göre ben AK Parti gözünden baktığı zaman şöyle görünüyor. Ben AK Parti olursam bunu yapmam lazım. 51 ilk roundda kazanmam lazım. Yani 51'i aşmam lazım. O zaman bunu aşmam için, işi tehlikeye sokmamak için ne yapmak lazım? Bir güçleri yani, birleştirmem lazım. Öyle, o zaman da işte kim önüme gelirse olur. Hatta 50+1'i yani, gördüğüm an seçim yaparım. 50+1'i aşacak HDP'li olsa HDP'yi de koyarlar bana göre. Yani biz o zaman da gerekçe gayet basit. Bunlar altı ıslah oldular. Terörle aralarına mesafe koydular. Bunları da buraya aldık der. Ne var ya? O şey yok. Olabilir mi yarın bir gün? O, yani uzak görünüyor ama size demin bir örnek verdim ya. Homoseksüel lezbiyenlerle dördü anlaştı, imza attı ya. Bu muhafazakar, bu adı, bunlar insanlara soruyorum ya. Ya bu var vaka ya. Açın gidin meclis, o görüşme tutanaklarına bakın ya. Yazılı yani. Demek ki homoseksüellikte bile anlaşabiliyorlar. O zaman niye seçimde anlaşmasın? Peki o zaman şöyle bir örneklendirme yapmak istedim. Yıllar öncesinde Cem Karaca'nın bir televizyon programında bir söylemi var. Neye göre oy verdiğini bilmek lazım diyor insanoğlu. Ben diyor tüzükleri açar okurum, ona göre oyumu veririm diyor. Doğru. Şimdi sizin verdiğiniz örneğe göre de ana vatanla alakalı bir örnek verdiniz. Dediniz ki seçimi kazanabilmek için nice maddeler değiştirdiler. 7 defa değiştirdiler. Ya burada bu da öyle. Yani. Benzerlikler burada mi öyle var? Değiştiriyor. Yani eski siyasi partiler kanununda bir partinin belediye başkanı, milletvekili burada kayıtlıyken gider orada aday olursa kazansa bile düşerdi. Şimdi dediler ki senin parti dursun. O dedi ki ben kapatmam partimi. O zaman sana böyle bir yol geliştirelim. Sen de gel buradan aday ol, partide dursun. Tamam, bu kadar. Hadi. Daha önce giden olmadı mı o Büyük Birlik Partisi'nin adamı, orada ne oldu şimdi? Köşkte danışman. Bir de onu konuşalım. Yapılan israf. Yapılan topçu danışmanlık için, imparatorluğu var. Topçu için diyorsunuz. Evet tabii. Bak yani ben okuduğum kitapta diyor ki insanların cinsel şehvetlerine göre makam şehvetleri 300 kat fazladır. Makam hastalığı. Zaten siyasetçileri batıran 3 şey var. 1- makam. 2- para. 3- kadın. Siyasete girenin arıza verdiği 3 tane temel nokta var bu. Yani bu Süleyman Soldan, Numan Kurtulmuş'tan CC'yi devam ettiğinde baktığınızda son dönem için böyle bitirebiliyorsunuz. Biz aynı partide bu arkadaşlarla 10 sene aynı masada çalıştık. 10 sene bilfiil. Karşı karşıya oturduk. Bülent'le, efendim Abdullah Bey'le vesaire çalıştık. Ben hepsi ruhunu biliyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Ruhunu biliyorum. Efendim? Recep Tayyip Erdoğan. Bey bak burada şey var ya. Hiç kimseyi suçlamak, dövmek altında bulundurmak istemiyorum. Benim söylemeye çalıştığım şu. Birisi idareye geliyorsa, yani herkes bana göre hukuk mecelle kaidesidir ya. Beraat-ı zimmet esastır yani. Bir insan
Yargılanmadıktan sonra bütün iddialar boştur yani. Ancak yargılanır, şahitler dinlenir, onda yargı yapar. Ben burada yargıç değilim. Yani hiç kimse şunu yaptı, bunu yaptı, öyle değil. Ben toplumdaki kendi beyanlarına dayanarak, kendi açıklamalarına, mevzuatta yaptıkları değişikliklere dayanarak diyorum. Bak ben söyleyeyim, adam hasta. Bu genç arkadaş hasta. Ya Cumhurbaşkanı, ben yanlış yaptım. Bu zina kanunu Avrupa Birliği bize istedi, biz de böyle yaptık. Hatalı oldu diyor. Adam itiraz etti, AK Parti'ni değiştirdi diyor. Hasta. İşte fanatik hasta ya. Böyle şey olma. Bu memleket, hani şey var ya, makale yazanlar var ya, diyorlar ya işte, yazıyor en sonra bu memleket nasıl kurtulur? Sizin mahalli basında da var böyle yazan biri. Ben de diyorum ki bak, o partili de olsan o partinin yanlışına yanlış, doğruya doğru diyeceksin. Başka türlü olmaz. Yanlışa da yanlış, doğruya da doğru diyeceksin. Peki, her şeyinde doğru. Hızlı hemen soruları sormak istiyorum. 15 Temmuz 2018 Pazar günü seçim tarihi olsa ayrışmış bir toplum, kutuplaşmış bir toplum için ne olur? Nasıl yapacaksın? Erkene mi alacaksın? 15 Temmuz 2018 olabilir. 4 Kasım 2018 seçimler olabilir. Seçimler erkene alınmaz. Her şey zamanında yapılacak. İhtimal yok mu peki? Hiç ihtimal. Bugünkü AK Parti MHP'nin hızlı gitmesi. Hayır, hiç ihtimal yok. Hayır, hiç ihtimal. Bugün neden peki bu kadar çok hızlı hareket ediyorlar? Neyi? Yani seçime doğru bir hazırlık çalışması çok hızlı yapıyorlar. Bakın, niye şimdi? Mali idareler seçimi şeyde olacak. Mart'ta olacak. 2019. Kanun şöyle diyor şimdi. Bir seçim kanunu değişiklik yapıldığı zaman mali seçimlerde bir yıl içten zaman almamış olacak. Eğer şimdi kanun çıkmaz da seçime yaklaşırsan çıkarsa, o gelecek seçimlerde uygulanır. Onun için hızlandırıyorlar. Yani. Hmm. Gelecek seneye hazırlık yapıyor. Peki ya şimdi, evet. Öncesi yine yerel seçim olur diyorsunuz. Tabi. Önce yerel seçim olacak. Orada il genel meclis üyeleri oy kullanır. O partinin şeyde alacağı genel seçimlerdeki oyunu etkiler. Mevcut iktidar, şimdi AK Parti düşüncesiyle baktığınız zaman, az bana önce dediniz ya. Bana göre AK Parti konuşmuyor. Ama şöyle. Mevcut iktidar AK Parti Ankara'yı, İstanbul'da olur. Zarar görürse o genel Cumhurbaşkanlığı seçiminde de zarar göreceğini düşünmez mi? Ankara'da, İstanbul'da son seçimde büyük sıkıntı yaşandı çünkü. Ya, Şafii mezhebinde olmayan şey fetva verilmez. Yani ben gıyabi bir şey konuşamam ama ben kanaatime göre, bakın şimdi ekonomi çok hızlı gidiyor. Zaten AK Parti batırırsa ekonomi batıracak. Tabii ekonomi batıracak. Yani şimdi bunu açık bir kanaatimi daha söyleyeyim. Yani bu kavgalar Amerika ile Avrupa Birliği hepsi hikaye bana göre. Hepsi rol kesme. Eğer istese bugün, bakın Almanya'nın bütçesine baktım. 36,5 milyar euro fazla veriyor. Fazla veriyor. Bizimki o bütçenin onda biri, bizimki 65 milyar dolar eksik veriyor. Yani anlatabildim mi? Farkımızı yani anlayalım. 440 yani diyebilirim. Yani sen şimdi onda birlik bir kavga ettiğin adama tankını tamir ettiriyorsan, modernize ettiriyorsan, ben bu kavgaya inanmıyorum. Yani. Zaten uluslararası ilişkilerde devamlı düşmanlık, devamlı dostluk diye bir şey yok. Siz Rusya'ya şimdi falan öyle bir şey yok. Dostluk falan yok. Sen iptal et bir şeyleri, S-400'leri, iptal et Akkuyu santrali. Bak o zaman dost mu düşman mı olduğumuzu göreceğiz nasıl oldu. Ben hep şunu iddia ediyorum ki siyasetçiler mutlaka siyasi tarih okumalıdır. Siyasi tarih okumadan bu iş olmaz. Ve bizim haber ağımız dünyayı iyi dengelemelidir. İyi okumalıyız, geleceğe iyi bakmalıyız. Onun için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ama şu anda hem iktidar hem muhalefet tamamen safları gerginliğe dayalı yapıyor. Peki son soru, toplumda bu birlik ve beraberlik var mı? Yoksa ayrışma süreci mi var? Bu ayrışma süreci var. İnşallah bu harp birleştirirse birleştirecek işte. Afrin hareketi. Ama bana göre ona da herkes bir mazeret uydurur. Şimdi bir dakika şunu söyleyelim evvela. Yani hükümetin yağdanlık yapan çok. Medyada çok yağ çekiyor hep. Sen diyebilir ki vatandaş, izleyen, niye böyle hep eksileri anlatıp duruyorsun? Bardağın bir de dolu tarafına bak. Dolu tarafını zaten şey gösteriyor. Yalaka, yağdanlık, medya, kalemşör, paralı adamlar yapıyor o işi. Makam mevki alanlar hepsi yapıyorlar. Yeteri kadar yapıyorlar. Hatta suyunu çıkarıyorlar bana göre. Yani. Bazen de kendi aralarında kavga ediyorlar. Tamam mı? Benim söylediğim şu, bak ben söylediğim şu. Şunu aşırı tenkit ediyorum bir kere. Bir, yapılan yatırımlar çok dengesiz. Şimdi ben dedim ki farz-ı misal şehir hastaneleri
projesi incelenmelidir. Medya ne yazıyor biliyor musun? Bunlar şehir hastanelerine karşı kampanya başlatıyor. Yalan söylüyor. Ben diyorum ki sen şehir hastanelerini yaparken demişsin ki şartnameye %70 doluluk oranı olacak. Yani %70 hastalanacaksınız zorla da olsa. Özelleri de kapatacağım demiş. Ya da eğer %70'in altına gelirsen yok özeli kapatamaz. Mümkün değil. %70 altında %40'da kalırsa %30 ben ödeyeceğim demişim. Bakın sıkıntı şurada. Hükümetin 16 yıldır yaptığı bütçede yatırıma ciddi bir para yok. Ama havaalanı yapılması lazım. Üçüncü havaalanı doğrudur. Şehir hastanesi yapılması o da doğrudur. İşte Avrasya tüneli yapılması o da doğrudur. Efendim otoban yollar hepsi bunlar ihtiyaçtan yapılıyor. Ama tersinden uygulanıyor. Yani. Bir. Ne gibi? Bir. Ya acil ihtiyacı olanı önce yapılır. Yani siz sanayide savunma sanayinizi yaparsınız. Ben şunu soruyorum. 16 yıldır tankını niye yapmadın? Ha? Sen nereden geldin? Milli Görüş Geleneği'nden. Orada diyor ki Birinçer, Milli Savunma Sanayi. Bakın 1974 Kıbrıs Harekatı'nda bizim çıkarma gemimiz olmadığı için biz normal gemilerle çıkarma yaptık. 3 saatte gidilecek yere 13 saatte gittik. O 10 saat farkta orada bir sürü Müslüman öldü. Niye siz ondan sonra biz çıkarma gemisi yaptık? Siz 16 yıldır tankını ne yapmadın da şimdi götürmüşsün şey yaptırıyorsun? Aselsan'ı kim kurdu? Hı? Ver bakalım. Şimdi oradan istifade etmeye çalışılıyor. Ama bu anlattıkları gibi falan değil. Bana göre öyle falan değil. Daha öyle çok bir şey yapmışlığımız falan yok. Sen niye kültür merkezini Taksim'de yıkıyorsun da oraya opera bale binası yapacağım diye trilyonlar harcıyorsun da değil mi? İçine de balerin koyacaksın. Balerin ne demek? Erkekle kadının ayakta fiili hastalığı, pisliğidir. Ona sanat filan denmez. Ya. Ne sanatı? Ya? Sanatın bir özelliği olana sanat denir. Ya. Sen onu yıkıyorsun, oraya yapıyorsun. Bu tarafına cami, karşı Anadolu yakasına da Üsküdar'a cami yapıyorsun. Bu ne? Periz, bu ne rahatmış kardeşim. Bu caminin yanına onu yapmanın mantığı ne? Herkesin hitap ediyorum mantığı. Tenkit ediyorum şimdi, tenkit ediyorum. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bunları nasıl yaptığımıza bakalım bir daha. Esas konuya geldik şimdi, buraya atlamayalım. Nasıl yapıyoruz? Çağırıyoruz biz Mehmet Cengiz diye bir adamı, Etibank'a verdiğimiz adamı. Bu ihaleleri alan Ali'yi, kişiyiz. Veli'yi çağırıyoruz. Diyoruz ki arkadaş, evet, sen bize bir havalanı yap. Diyor ki benim bu kadar param yok. Tamam, git kredi bul. Evet, devlet garanti olsun. Biz garanti olalım. Evet, faiz %15. Böyle bir şey olur mu ya? Adam oradan parayı getiriyor, %15 faizle getiriyor. Diyor ki siz faize karışmayın. Ben burada inen çıkan yolcuyu sayısına göre yapayım diyor. Hazırlayan öyle bir hesap yapıyor ki habire devlet her ay 10 trilyon, 20 trilyon para ödemesi lazım geliyor. Ödüyor da. Ödüyor da. Üst geçitler öyle. Alt geçitler öyle. Hastane için de aynısı. Hastane için de öyle. Bizim dediğimiz şu. Ya bunu yaparken daha akıllı yapın. Daha mantıklı yapın. İki tane şehir hastanesi yaptın mı? Yaptın. Hata nerede yaptık? İhaleyi nerede hata yaptık? Devletin menfaati nerede bozuldu? Ona göre yap. Adam ben bunu söyledim ama bana diyor ki sen sağlıkçısın, hastaneye karşısın. Ya ben hastaneye karşı değilim. Bak ne söylüyorum şimdi. Bir hasta, bunu sağlıkçı olarak söylüyorum. Bir hasta, hastalanmaması için bir kişiye 1 lira harcarsın. Hastalandıktan sonra 100 liraya tedavi edemezsin. Yani koruyucu hekimliğe para yatıracaksın. Yani sen asgari ücreti adam gibi vereceksin, adam ekonomik bunalımdan kafayı bozmayacak. Yani ruhi bunalımı geçirmeyecek. Tamam mı? Hastaneye getireceksin, kanserojen ilaçlar, eczacıyım dedim ya. Yani. Büyük vurgun var. Hem getirenler vuruyor, devleti aldatıyor ama oradakiler aldatıyor. Oradan 1 liraya sattıklarını 10 lira fatura getiriyorlar, devlet faturaya fiyat alıyor. Ya bunun ham maddesini ithal edersin firmalardan. Buraya da bir ilaç firmasına görev versin. Sen bunu yap. Ne yapacak? Tablet sıkıştırıp kağıda dizecek. Başka bir şey yaptığı yok. Zaten Türkiye'de bir ilaç falan üretildiği yok. Hepsi dışarıdan geliyor. Devamlı dışarıdan hepsi. Tamam. O zaman bak ödeyeceğin yılda 6 milyar dolar sana kalır. Ya bunu bilen biriyle istişare et. Bilen birini getir. Şimdi ne yapıyoruz? Efendim filan adam hasta oldu. Sağlık Bakanı onu ziyarete gitti.
Sağlık Bakanı 2 ayda bir Sağlık Bakanı değiştirirsin. 3 ayda bir 4. Adam daha görevine bakmadan iş bitiyor. Neymiş? Biz denge sağlayacağız. Metal yorgunluğu var, gidereceğiz. Sen metal yorgunluğu kafada var. Bir kere o danışman kadrolarını oradan atacaksın. Her birine 10 lira, 20 lira. Milletvekili olmuş. Birilerine danışması gerekmiyor mu? Ne? Ne danışacak ya? Danışacak dediğin adamın kapasitesi ne kardeşim ya? Ne kapasitesi ya? Yani ehliyet, oraya inşaat daire başkanı demişsin. Ne danışacak ya, oraya koymuşsun. Cumhurbaşkanlığı akşam sabah inşaat mı yapar ya? He? Adama vermişsin. Efendim? Türkiye'de birçok kalem inşaat sektörü üzerine yürüyor şu an. Anlamadın. Söylediğim ayrı bir şeyden bahsediyorum. Devletin yaptığı inşaattan bahsediyorum. Devletin yaptığı kiralamadan bahsediyorum. İstanbul Belediyesi 30 bin tane araç kiralıyor. Araçların plakası sivil. Doğru düz denetim yok. Paralarını kilometreden devlet, belediye ödüyor. Belediyeler %30'dan fazla borçlanamaz. Hiçbir belediye denetlenmiyor doğru dürüst. Biz belediye başkanlığında 10 yılda 50 defa denetlenmiştik. 50 defa. Denetlenmiyor doğru dürüst. Ne yapılıyor? Ankara Belediyesi'nde ayrıldı, gitti adam. Bütün hep kaldı. Kanun diyor ki bir belediye bütçesinin %30'undan fazlası borçlanamaz. Belediye bütçesi kadar borç yapmış. Söyleyin şimdi. Yarım bırakmış, ihaleyi, metroyu yapamamış, devlete devretmiş. Devletin zararı 1 milyar dolar. Doğalgaz almış, BOTAŞ'tan ödememiş, sildirmiş borcunu, kanun çıkartmış. BOTAŞ gitmiş 6 milyar dolarlık faiz para almış, ona karşı doğalgaz ithal etmiş. Peki bunların hesabını kim verecek? Bunları kim denetleyecek? Bu bizim partinin yaptığı iyi, senin partinin yaptığı kötü. CHP ondan kalır tarafı var mı? Adam gitmiş belediye başkanı, rezidans kurmuş. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Denetim yapacaksın. Tamam, devlet ticaret yapmaz. Biz demiyoruz ki devlet gitsin çikolata fabrikası yapsın falan dediğimiz yok. Ama şeker fabrikası temel gıdadır. Siz Amerika'dan mısır ithal edemezsiniz. Hükümet ve başkan müsaade edecek. Adam diyor ki benim 300 milyon nüfusum var. Bu senede şu kadar et yer. Bu et için şu kadar mısır lazım. Bakın ben size söyleyeyim. Bu şeker fabrikasını o dediğim şekilde halka verdik. O halka verdik, oraya veteriner kurduk. Veteriner fakültesi talebelerine orada eğitim yaptırıyoruz. Yanında çiftlikte büyük besi yapıyoruz. Onları artırıyoruz hepsini. Ve bu maliyeti aşağı çekiyoruz. Bir tane ham madde üretecek amino asitler denen hayvanlar. Şimdi tıp o kadar ilerledi ki siz hayvanın kanını alıyorsunuz, inceliyorsunuz, ona göre yem yapıyorsunuz. Ezbere değil. Tavuğun kanını çekiyorsunuz, ona göre, ihtiyacına göre yem formülü değişiyor. Ve en ucuz formülasyonla onun eksik olan vitaminlerini tamamlıyorsunuz. Verimlisini. Bütün bunları hesapladığınız zaman ne oluyor? Bilimsel yapılacak. Artık eskisi usul yok. Bilimsel yapmak durumunda. O zaman siz bu fabrikaları sattığınız zaman olacağı söylüyorum. Bak, olacağı söylüyorum. Bu programın birinde ben hatırlıyorum 3 yıl önce. Ben demiştim ki bu sizin olimpiyatlar var ya, hem sizin size bela olacak, hem bu cemaatin başını yiyecek bela olacak. Niye? İlahi hududu aştı. Bir sürü hile, dalavere, düzen, uygunsuzluk yaptı. Bir sürü Müslümanı günaha soktu. Siz de buna imkan sağladınız, para verdiniz yasal olmayan yollardan. Hepsi tehlikeli, hepsi buldu yani. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bu fabrikaları siz böyle muammen bedel koymuş 4 trilyon. Bak olacağı söylüyorum. Çıkacak 5 trilyona biri aldı. Belki de adrese teslimdir ya. Şimdi birisi pusuda yatıyor, alacak. O zaman ne olacak biliyor musunuz? O araziler, o lojmanlar, o 2-3 sene sonra 5 yıl koyuyorlar ya, 5 yıl denetlenecek deniyor. 5 yıl ne denetlenir, ne yapılır? Denetlenmiyor çünkü öbürleri. Daha özelleştirme yapılan fabrikalardan devlete ödeme bile yapılmıyor. Adam bakıyor ki faiz oranı yılda %2 ise ödemiyor. O parayı faiz gibi kullanıyor. Kredi gibi kullanıyor. Buraları kapatmayın. Kapatmak demek ne kadar teknolojisi eskidir. Yenileyin. Hem onu yenilemesini bizim sanayiye verin. Konya sanayine verin. Muş'takini efendim Kayseri sanayine verin. Çağırın Sanayi Odası Başkanı'nı. İki tane firma tespitlerini doğrudan doğruya verin. Yenilesinler. Dünya teknolojisi takip edecek şekilde getirsinler. Bu dediğimiz hazırlık yapılsın. İki sene sonra oranın halkı hem bacarı üretir, hem o fabrikanın parasını öder, hem de besi, et sorunumuz olmaz. Bu ne ister biliyor musun? Buna adam, deli adam ister. Deli. İşin delisi, hastası.
gece gündüz orada yatıp kalkacak, bu işi yürütecek adam ister. Öbürüsü gayet basit. Bakan Konya'da, çiftçiler toplandı. Mazotun parasının yarısını kaldırıyorsun. Ne kaldırıyorsun sen? Mazotun çıkısı 1 milyon 200 bin. Sen 5 liraya satıyorsun. Kaldırsan bile %100 gazı atıyorsun vatandaşa. Özel tüketim vergisi var, KDV var. KDV'nin de özel tüketim vergisi var. Verginin vergisi var. Yetmezse gece 15 kuruş zam yapıyoruz. Ne olacak bu şimdi? Ama şimdi Sayıştay'ın görev yapamadığı ülkemizde diğer denetim usullerinin gerçekleşmesi baya baya zor gibi. Adam diyor ki Danıştay'ın tepsiye giden, gittim bakanlıkta oturdum. 3 ay bekledim. Hı. Evrakları istedim. Getirmediler. Meclise gönderiyor bunu. Şimdi ne diyorlar? Sonuç bölümünü göndereceğiz. Neymiş sonuç bölümü? Usulsüzlük yapılmadı. Tamam, bu kadar. Onu yazan adam zaten usul görse de korkusunda yazmaz. O da Sayıştay'da emekli olup gitmiştir. O işte öyle kapanmıştır. Peki toparlamak gerekirse son sözlerinizi almış olayım. Şimdi bizi izleyen diyor ki ulan benim partiye ne çatıyorsun? Öbürü diyor ki bizim aleyhimizde ne konuşuyoruz? Biz kimsenin aleyhinde konuşmuyoruz. Kimseye hakaret etmiyoruz. Kimseye iftira etmiyoruz. Bu sistem ele alınacak kardeşim. Amerika ta oradan geliyorsa, ta 10 bin kilometrelerden gelip buraya müdahale ediyorsa, sen onunla stratejik ortak olamazsın, aldatır seni. Ya İsrail'le ortaklık yapamazsın. O ticaret yapamazsın ayrı, ortaklık yapamazsın ayrı. Bak dikkat et. Şimdi diyorlar ki Amerika'da mı harbi ilan edeceksiniz? Boyuna sallıyorsun diyoruz adam. Öyle demiyorum. İlişkileri adam gibi tut. Konuştun mu arkasında dur. Tamam mı? Amerika bizi aldatıyor, yalan söylüyorsa Amerika'yı cezalandır. Amerika öyle kartondan heykel. Kaç para borcu var biliyor musunuz? Kaç trilyon borcu var? Kime? Yahudi ailelerine. 500 milyar dolar Amerika'da Yahudilere para ödüyor, derin devletine. Onlar da faiz ediyor. Onların da merkez bankaları hukla, onların da paraları ayrı. Dünyada bir derin devlet var, oyun oynanıyor. Ha, ben şunu söylüyorum. Taviz verme, konuştuğun arkasında dur. Biraz daha az konuş. Bizim gibi de çok konuşma yani. Sen iktidardasın. Sen dersen ki muhalefetin getirdiği teklifler hava gazı, bundan bir şey çıkmaz. O zaman daha sen okumadın ki o raporu bile, ben biliyorum okumadın. Adamlarına verdi, buna bir bakın ne var diye. Tamam, o kadar. Geri dönmemiştir bile, gelmemiştir bile. Ondan sonra bu FETÖ ile ilgili alttaki insanları bırakın. Bırakın alttaki insanları, salın. Zaten ceza alamazlar kardeşim. Vereceğin ceza 4 yıl. Zaten adam 2 yıldır yatıyor. %50 infaz var, çıkacak zaten. Niye tutuyorsun adamı ya? Bırak dışarıdan yargıla. İbadet kısmını mı diyorsunuz? Aşağıda olanları söyleyeyim. Yukarıdakilerini idam ettik zaten, karar verdik. Tamam. Öyle ya, bunlar boyuna asıyor, kesiyor, idam, ve idam. Ve aradaki ticaret kısmı mı? He? Yani ihanet edeni idam, ibadet kısmı. Ticaret kısmında ticari ceza verirsin. Ne olacak? Ona da ceza verirsin. Adamı malla mülküne el koymakla. Hadi el koydun, devlet onu daha mı işletir? Hayır. Devlet hiçbir ticareti doğrusu yapamaz. Bu özelleştirmeler doğrudur da böyle yapmaları yanlıştır. Adrese teslim birine satmak yanlıştır. Siz Ilgın'ı kime satacaksınız biliyor musun? Konya, Kopar, Ankara, bak Konya, Ankara, işte Eskişehir vesaire, oradakilere satacaksınız. Siz Muş'unu Güneydoğu'ya satacaksınız, halkına satacaksınız. Oraya bu işi yapan, tarım yapan, pamuk eken, efendim pancar eken, onlara yapacaksınız. Onları bir araya getireceksiniz. Verimi artıracaksınız. Et balı kurumlarını yeniden kuracaksınız. Süt kurumunu yeniden kuracaksın. Adam tutuyor. Süt kurumu varken iptal ediyor. Yerler, bakın özelleştirilen tüm yerleri, ben belediye başkanıyken bir özelleştirme ihalesine girdik. Tüm et balıkları alıyorduk. Orada gördüğüm manzara ne biliyor musun o zamanın bakanı? Sattığı maldan haberi yok. Şimdi bunların da öyle. Bunların da öyle. 500 tane soğutucu tır var. Listeye yazılmamış. Haberi yok sattığında. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Farkında değil yani. Tabii. Ben size daha acı bir şey söyleyeyim. Devletin borçlarını inceliyoruz. İncelerken bir ödeme iki defa yapılmış hazineden. Yani bir 3 milyar dolar bizim diyelim Almanya borcumuz var, ödemişiz. İki defa yapılıyor. Parayı çantaya doldurup götürmüyorsun. Ya kağıt üzerinde ödeniyor. Çünkü 3 milyarlık bir imza, senet imzası gönderiyoruz oraya. Onlar bize 4 milyarlık bir senet, borç senedi gönderiyor. Böyle bir şey. Kağıt üzerinde. Para yok ortada. İki defa yapmışlar bu işi. Bak
Adam düşünebiliyor musun? Devletin borcunu 3 milyar dolar iki defa ödüyor. Yok. Ermenistan'a buğday vermişiz. Ne zaman? Alamamışız. Yunanistan'da alacağımız var. Alamamışız. Söyle şimdi. Batmış, batak. Peki bunların sorumlusu yok mu yani? Sen şimdi bu Fırat Kalkanı operasyonu yapıldı. Afrin yapılıyor. Güzel, tamam. Tamam, o bölgeye Suriye'deki insanlarımız götür oraya. Bu çadırları da oraya kur. Oraya toprak ver, çalışsın. Değil mi? Buradaki, Türkiye'deki nizamı bozmasın. İşe yarayanlar, çalışmak isteyen kalsın. Ama öbürlerini götür. Öbürlerini götür memleketlerinde. Suriye'nin birliği, beraberliği bizim için esas değil mi? Benim için bir tane Müslümanın ölmemesi lazım değil mi? Evet. Şimdi ne yaptınız siz şimdi? İsrail karşısında bir Suriye vardı, yok ettiniz. Irak'a, Amerika'nın üstlerine izin verdiniz. Meclise rağmen izin verdiniz. Bu şu demektir yani. Bundan sonra meclisliği de bir şey olmayacak. Bir özelliği yok. Yani milletvekilleri çantacı olur bundan sonra. Milletvekili de özelliği de yok. Geçenki şeker fabrikası meselesinde yani cinsel istismar meselesi falan girdi gündeme. Meclisteki milletvekili sayısı bir siyasi partiden 5 kişiydi. Yani meclis zaten şu an yok hükmünde zaten. Ya bunlara yani başkan olan zat ancak garnitür olan kanunları buraya gönderecek. Öbürlerini kendi yetkisi dahilinde hepsini yapıp geçecek. Yani. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben de katıldığınız şunu için tekrar söylüyorum. Yani toparlayarak lütfen rica edeceğim. Bizi izleyenler için söylüyorum yani. Burada en azından şunu söyleyeyim. Yani ben bu memleketin vatandaşı olarak fikrimi söylüyorum. Beğenirsin, beğenmezsin. Yani bazıları işte sen partiye muhalefet ediyorsun, hükümete şöyle yapıyorsun. İyi o zaman zinada yapılsın, domuz eti de yinsin, faiz de ödensin. Sen bir emekli maaşına %3 yaparken elin titriyor. Niye? Para yok burada. Elin titriyor. Ama süt ürünlerine %50 zam geldiği zaman oluyor. Adam nasıl geçinecek? Toplumun %10'u dışarıda ruh hastası zaten. Öyle geziniyor. Şu olaylara bakar mısınız siz medyadan takip ediyorsunuz? Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim burada hiç kimseyle bir hesabımız yok. Hiç art niyetimiz falan da yok. Hiç kimseye de öyle şey falan da iftira falan da ettiğimiz yok. Sistemi sorguluyoruz. Bu sistem böyle adam olmaz. Bu ekonomi böyle gitmez. Duvara toslar. Muhalefetle dinle. Türkiye'nin barışa ihtiyacı var. Ne olur yani Dışişleri Bakanı ayda bir gitse muhalefet partilerine bilgi verse. Parlamento olanı olmayanı. Afrin harekatı böyle oluyor, şöyle oluyor. Yani birlik beraber ihtiyacı. Ne olur, ne yani eksilir? Normalde diye. Sır olması lazım ama kamera önünde nasıl olsa her şeyi açıklıyorsunuz. En azından muhalefete de gidin, açıklayın diyorsunuz. Ya söyle. Yani adamı da bilgilendir. O da kafadan konuşup durmasın. Rakamlara baksın. Ya düşünebiliyor musunuz? Bütçe görüşülüyor. Ben inanmıyorum yani bu işin. Siyasetin samimiyetine inanmıyorum. Bak bütçe görüşülüyor. Bir bütçe görüşmesi yapılıyor. Ben söz aldım, konuşacağım. Bu ölenler için biz rahmetle anıyoruz. Kamer Genç Meclis Başkanı oturum idare ediyor. Ben dedi, bir de davetiye geldi bizim elimize. Bütçe görüşmeleri bitip kabul edildiği gün bir o mecliste şey veriliyor. Ona ne diyorsun? Resepsiyon veriliyor. Yani devletin malı yeniyor orada. Yani. Her şey var. Ne istersen var yani. 2000 kişi. Düşün gari ne yiyip ne içti, onun devlete maliyetini hesaplayan bilir. Ben çıktım konuşuyorum, dedim ki ya Maliye Bakanı çıkıyor burada gülerek konuşuyor. Bir ciddiyet yok. Partilerin sözcüleri buraya çıkıyor, bir ciddiyet yok. O da baktım orada, o davete de içki falan da var, içiliyor yani. Öyle normal içki falan da değil, likör içiyor bilmem işte içiyor. Dedim ki yani İnsan biraz sıkılır. Böyle bir bütçe üzüntüyle anlatılacağı yerde açık 55 milyar dolar üzülen yerde bir de resepsiyon verip meclisin bütçesinden bir de para yiyorsunuz dedim bedava. Dedim ben. Bir de içki içiyorsunuz dedim yani. Okan Ver Genç dedi ki böyle bir bütçe ancak kafa çekerek kutlanır dedi yani. Açık ya ancak unutmak için yapılır böyle dedi. Bu tutanaklarda var. Açıp okusun herkes. Yani ben şunu anlatıyorum yani. Bir insan bir borcu olsa sabaha kadar uyuyamaz. Yarın sabah ödeyeceği bir borcu olsa ödeyemez. Maliye Bakanı çıkıyor sırıtarak anlatıyor. Bilmem işte asker orada ölüyor. Öbürü hiç böyle gülerek anlatıyor. Bilmem ne.
Böyle bir şey olur mu ya? Yani şu anda niye bu eğlence yerleri açık ben anlamıyorum. Niye? Niye eğlence yerleri açık? Bir hafta önce 60 bin turist İzmir'den Yunan adalarına gidiyor. Ya biz burada Kardak'ta harp ediyoruz ya adamlarla. Sen oraya 60 bin kişi gönderiyorsun. İzin veriyorsun yani en azından. Bütün gece kulüpleri, eğlence yerleri açık. Bu ne biçim harp, ne biçim harekat yani? Orada şehit olan insanların ruhu muazzeb olmaz mı? Azap duymaz mı? Sen Antep'te gazinolarda sabahlara kadar eğleneceksin. Ha? Efendim gelip işte Konya'da eğlence yerleri açık, her tarafı açık. Yani bakıyorsun topluna giderken yolda bir adam ölmüş, üstüne gazete örtüyor, yanından geçip gidiyor. Kimse açıp bakmıyor yani. Baba, belki de ölen babası bakmıyor yani. Böyle bir toplum olur mu? Böyle bir toplum olur mu? Şimdi diyor ki, efendim ben dindar gençlik yapıyorum. Sen AK Parti gençliği yetiştiriyorsun. Dindar gençlik böyle olmaz. Başörtüsünü çözdük. Neyi çözdün? Sen başörtüsünü bozdun. Altı kot pantolon, üstü başörtü. Böyle bir şey yok. Böyle bir örtü, böyle bir örtünme yok. Uyuşturucu yaşı %10'a gelmiş. Demek ki sen bir yerde yanlış yapıyorsun. Düzelt. Bunu söylüyorum işte. Düzelt. Onu düzelt. 2015 uyuşturucuyla mücadele yılı. Ne yılı ya? Bırak onu çok, ya. En çok, bırak en onu yılı. Biz her haftayı kutlarız. Her hafta bayram yaparız. Deliye her gün bayram. Böyle bir şey olmaz. Ama biz bunları niye söylüyoruz? Düzelt. Yap. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı göreve çağırıyorum. Bu televizyon programlarına Rütük'ü uyaracak. Rütük'e bir tane Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan eleman konması lazım. Kanun değiştirin. Değiştirin. Talep ediyorum. Vatandaş olarak talep ediyorum. Rütük'e Diyanet İşleri Başkan yardımcılarından biri katılması lazım oraya. Bu yayınların bizim inancımıza, manevi değerlerimize ne kadar zarar verip vermediği konusunda görüşünü alın ya. Ne zarar edersiniz? İlla İslam'dan gelen her şey mi kötü diyorsunuz? Kaldı ki bizim dinimiz son bir din, vahye dayalı bir din. Abuk subuk iki tane laik, iki tane ateist. Size söylüyorum, Türkiye'de dinsizliğin, ateistliğin derneği var. Kanunlara göre sen Avrupa Birliği uyumazlarından adama vesika vermiş. Yani Alaaddin önüne gelecek, oraya da bir levha asacak. Bizim Hacı Efendi de onun altından camiye gidecek. Böyle bir şey yok. Müslüman feraset sahibidir. Müslüman dikkatlidir. Ben buradan bunları söylemek, dost acı söyler. Bakın siz bir cerraha gidersiniz, tamam mı? Der ki, diyor ki sen apandisi patlamış, hemen ameliyat edeceğim. Ameliyat nedir biliyor musun? Bir bıçakla keser. Büstürüyü bırak. Bıçakla keser işte. Bıçak büstürü keser. Ondan sonra sen işte alacak yeri alır, tamiri de diker, kaldırır. Seni bıçaklayan, seni kesen adamın elini öpüyorsun. Teşekkür ediyorsun. He? Bizim bu söylediklerimizde. Tedavi ettiği bu, için. Tedavi ettiği için. Bu zehir gibi ilaç veriyor. Onu yutuyor. Adama teşekkür ediyor. Bizim bu söylediklerimizi öyle anlayacaklar. Yani AK Parti'nin tenkitlerimizi böyle anlayacaklar. Düşmanca falan değil. Düşman ne ki? Düşman, bizim düşmanımız yeteri kadar var. Amerika var, Almanya var, İsrail var. Var da var. Siz yeteri kadar kendi var. Canım için böyle bir şeyimiz yok. İnsanın canı. Ama benim derdim bu memleketin geleceği, bu memleketin nesli. Mezarda rahat mı uyumak istiyorsun? O zaman dikkat et. Yok böyle bir şey. Hepsi üçlerde bitiyor. Ankara'daki de İstanbul'daki Karacaahmet'te bitiyor. Yani başbakan, cumhurbaşkanı zaman zaman diyor ya, iki karış toprak, iyi tamam. Ağzından bazen bal damlıyor. Gidiyor Balat'ta kilise yapıyor. 14 trilyon. Belediyenin parasını 14 trilyon. Belediye onu nereden topluyor? Emlak vergilerinden alıyor. Hasan Efendi'nin emlak vergisini alıyor, Balat'taki kiliseye yapıyor. İslam hukukunda orada birisi olsaydı deseydi ki, Hristiyanlar derse ki ibadetlerinde serbesttir, yaparlar. Ama yeni kilise yapamazsın, yeni tamir edemezsin. Ona para harcayamazsın. Benim bütçemde ona para veremezsin. Sen şimdi nasıl dindar gençlik olacak? Tekel özelleştirdin. Demin konu geldi, atladık onu. 2 milyon ton rakı. Şimdi olmuş 8 milyon ton. Amerika üret. Ne yapıyor şimdi? Ondan sonra alma diyor. 9,5, 5 kala bir ton rakı al götür iç. Ne yaparsan ya. Ne olacak? Niye üretiyorsun onu yani? Daha çok ne üretiyorsun? Ben sana 50 tane sağlık raporu koyarım. Profesör, uzman. Dardan rapor koyarım ki alkol zararlı tehlikelidir, olsun, zararlıdır, uyuşturucu gibidir. Söylerim, rapor getirir. Niye sen onu yaz tıp fakültesine? Bu alkolün zararlarını yazın, tüketilmesindeki zararları yazın. Tedbir al.
Efendim ben onu yapamam, işte Türkiye laik devlettir falan. Ne laik devleti? Dinsiz parti kurarken, dinsiz adam dernek kurarken, homoseksüeller dernek kurarken, sen onun altına imza atarken Allah'tan korkmuyorsun da iki tane sahte köşe yazısından korkuyorsun. Yahut Amerika'nın bilmem vetosundan korkuyorsun. Amerika kartondan kututur. Bakın bizim felsefemizde şu var. Haklı olan güçlüdür. Haksız olan adam güçlü olamaz. Doları çok olan adam hiç güçlü olamaz. Silahı olan da hiç güçlü olamaz. Ha, Kuzey Kore. Ne yaptı adam şimdi? Bak Trump neyle geziyor? Çantayla geziyor. Oradan bir füze atarsa bu da buradan düğmeye basıp füze atacak. Korkuyor bak. Sabaha kadar korkudan uyuyamıyordu gavur. Trump'a söylüyorum. Demek ki Amerika'nın gücü falan yok. Öyle bir gücü falan yok. Bir füze. Zaten Rusya dağıldıysa o da dağılacaktır. Biz Hakk'a iyi bakacağız. Şimdi benim bu söylediklerim böyle artistlik, riyakarlık falan hiç, falan adam rahatsız oluyor falan, ben böyle bir konuşma yapamam. Ben siyasette de onu yapmadım. Belediyede de yapmadım, milletvekilliğe yapmadım. Olacak neyse. Benim kanaatim bu ya. Benim kafam böyle basıyor. Seninkini ben bilmem. Sen ne düşünürsen düşün. Ben böyle doğrulara böyle inanıyorum. Yani insan istiyor ki ulemanın umerayı düzeltmesini istiyor her zaman. Evet. Ama ulemanın sorunu o kadar çok ki. Aa, ben burada söylemeyen. Sakın ha bu televizyonlardan halkımız dinini falan öğrenmeye kalkmasın. Sakallısı, cübbelisi, sarıklısı, ona karşı olan buna hepsi sıkıntılıdır. Aslında sağlam itikat kitabından, fıkıh kitabından, Ömer Nasuh Bilmen'den vesaire sağlam yerden öğrensin. Netice, peki biz belki de çok uzattık. Netice itibariyle ben şunu söylüyorum izleyicilere, izleyen olduysa. Beğendiklerinizi alın, beğenmediklerinizi atın. Bizim söylediklerimizde hocamın çok güzel bir sözü var, Erbekan hocamın. Ben bütün bunları Allah rızası için yaptım diyor. İnşallah biz de bu konuşmalarımızı o maksatla yaptık. Yoksa amacımız hiç kimseyi rencide etmek falan değil. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi paylaştığınız için teşekkür eyvallah, ediyorum. Eyvallah. Uzun soluklu bir program oldu. Umarım faydalı olmuştur. Birçok konuya da temas etmeye çalıştık. Belki üstüne basmamız gereken, belki bu siyasi dil meselesini belki uzun programlarca da yine konuşulması gereken bir konu. Türkiye'de en tepeden en aşağıyı çok hızlı bir şekilde etkileyen, kutuplaşmayı bir anda çıkartan, belki de birliği ön plana çıkartabilecek hadiseleri etkileyecek bir mesele. Bunu da belki başka zaman yine konuşabileceğimiz bir konu olsun diyelim. 20. ve 21. dönem Konya Milletvekili ve aynı zamanda Meram Eski Belediye Başkanı Sayın Veysel Can'dan bugün konuğumuzdu. İstikamette yarın akşam saatler 22 gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.